Müslümanlar zaten seviyorum. Allah evet. Her şeyi behsarca yaratmış. Bunu ifade eder. Evrenin bir kendi içinde matematiği olduğunu söyler. Güzel. Ama akletme yokun ötesinde bir şey. Akletme onun da yine semantik kökü bağlantı kurmaktır. İki şey arasındaki bağlantıyı görebilmektir. Onun hesaptan çok fazla ayrı bir şey var. Rabıta hocam yine aynı bağlantılı tabii. Bir kavram. Paralel tabii. Kavramlar. Veya tasdik kelimesi de öyledir. Tasdik edebilmek için iki ayrı şeyin olması lazım. İki şey önce tefrik ediyorsunuz. Ve biri diğerini onaylıyor. İki bilgi çakışıyor. İnsanın içindeki fıtrat Allah'ın yaratmış olduğu melekenin, o kalbi, selim olan kalbin eğilimlerin münzel elinden bilgiyle çakışması, aynı şeyi göstermesi. O zaman insan akletmiş oluyor, bağlantıyı kurmuş oluyor. Ribat ortaya çıkıyor, murakabe ortaya çıkıyor ve dolayısıyla akletmiş oluyor. Ama rasyonel düşünme, ölse de, bilse de, çok mantıklı düşünce tarzı da olsa, kendi lehine birçok argümanlar geliştirse, kendini iyi ifade edebilse dahi, eğer sonuçta tasdiki ortaya çıkartmıyorsa, akletmemiş oluyor. Bağlantıyı kuramamış oluyor. Allah ile alaka sağlanamamış oluyor. Daha Alak suresinin ilk ayetindeki bağlantıyı, alakı okumayı gerçekleştiremiyor. Burada Susan Langer diye bir felsefeci var. Enteresan bir şey söylüyor. Yani özellikle antik Yunan'la birlikte yaşanan dönüşümü anlatmak için çok enfes bir tespiti var. Diyor ki insanın kendi kaderini kendi eline alması, yani Tanrı'dan bağımsızlaştırılması, Tanrı ile ilişkisini, irtibatını koparması. Disconnection kavramını kullanıyor. Güzel. İrtibatsızlık. İrtibatın kopması. Yani sadece Tanrı ile değil, Tanrı ile ilişki koptuğu zaman, irtibat koptuğu zaman her şeyle ilişki kopuyor. Yani diğer insanlarla da, kainatla da ilişki kopuyor. Enteresan. Hiçbir şey ifade edemezsiniz. Her şey boşlukta kalır. Evet. Hiçbir mantıksal devamlılık ortaya çıkmaz. Tutarsızlık ortaya çıkar. Tabii. Mümkün değil. İfade etme tarzı. Şimdi akletmenin ve zikretmenin, kainat algılama biçiminin bu biçimde kurulmuş olduğu bir gelenek içerisinde, İbrahim'i gelenek içerisinde Müslüman insan vardır. Bu insan bugünkü dünyanın yaratmış olduğu insanla uyumsuzluk içindedir. Çok doğaldır. Bu anlamda biz çünkü bir furkan içindeyiz. Evet. Ayrılık içerisindeyiz. Evet. Bu ayrılık yok sayılamaz ve tek düzeleştirmek için yapılan bütün baskılara karşı asıl suresindeki o müstesna insanı koruma sorumluluğumuz var. Geliştirme, onu besleme, hatta başat unsur hale dönüştürebilme. Çünkü Allah'ın talebi budur. Hidayeti insanlara göndermiş ve bütün insanlara bunun ulaştırılmasını murat eder. Bu din Türklerin, Arapların, Farsların geleneksel olarak onunla hemhal olmuş 5-6 millete insan edecek bir din olarak kendini kurmak istememiş. Evrensel bir dil var. Din alemin olduğunu söylüyor. Mesajının işte bu anlamda bildiğimiz dilek kelimesine geçiyoruz. Bütün dillere tercüme edilmesini, o dillerde de şakımasını, ötmesini, kendisini ifade etmesini murat ediyor. Bu açılım demek ki İslam medeniyetinin yeniden inşasını söz konusu edeceksek konuşmanın ilerleyen bölümlerinde bunu sadece bizim tarihsel geçmişimizle, coğrafyamızla bağlantılı olarak da gündeme getirmiş değiliz. Evet. Ben oraya geleceğim. Çünkü bitirin bence. Çünkü küresel Medine kavramı içerisinde bu lil alemliliği vurgu vardır. Bütün alemler için doğu ve batıya bir çağrı, bir davet olma ifadesi var. Yani sadece bozmayın ama siz istediğiniz gibi dünyayı yönlendirin, yaşayın. Sadece bize dokunmayın, din yaşayın. Bu mantık içerisinde medeniyet inşasından bahsetmiyoruz. Bütün alemlere rahmet olacak, cazip alan yaratabilecek, bütün insanların kulaklarını kabartabileceği, akletmelerini sağlayabileceği bir dili yakalayabilmemiz lazım. Bu dili yakalayabilmek için bizim geleneksel dilimizi tanımamız gerekiyor. O dil içerisinde çünkü anlamlıyız. Ama bu dili bırakıp öğretilmiş olan bir başka dile kendimizi öğrenci haline dönüştürürsek hiçbir şey başaramayız. Bu dilin yani sembolik dilden falan buraya geldik. Aslında ben bu dilin temel özelliklerini, temel imkanlarını konuşalım isterseniz. Oraya gelmeden önce ben nereden nereye geldiğimizi kısaca bir hatırlatmak istiyorum yani izleyicilerimize. Aslında yani spesifik olarak İslam dünyasının temel sorunları üzerinden bir soru üzerinden çıktık yola. Yani birinci sorunun üzerinde kafa yorulması gereken sorunun dil sorunu olduğunu söylediniz. Kendi dilimizi geliştirme, kendi dilimizi kurma, İslami kavramsal sistemler doğrultusunda, referans sistemi doğrultusunda İslami gözle bütün olup biten şeylere bakabilmek için, anlayabilmek için kendimiz özgü bir dilin eksikliğinden ve bu dilin kurulması gerektiğinden yola çıkarak buraya kadar geldik. Yani henüz şeyin başındayız, işin başındayız. Belki bu 10-15 saat sürecek bir şey, yolculuk. Şimdi ben burada şöyle bir soru soracağım. Bu dilin imkanlarını işte yavaş yavaş zaten özetliyoruz da. Yani kısaca bence özetlerseniz iyi olur.
Kur'an-ı Kerim'deki o ayeti ben çok merak ediyorum. Yani izleyicilerimizin de o ayeti okurken kafasında bu tür sorular oluştuğunu zannediyorum zaman zaman. Kur'an'ı anlayasınız diye Arapça olarak vahyettik, buyuruyor, inzal ettik buyuruyor. Yani Kur'an Arapça olmadığı zaman anlaşılmayacak bir kitap mıdır? Burada vurgulanmak istenen şey nedir peki? Evet, enteresan. Dehşet bir şey var. Enteresan şöyle değil yani. Arapça, Türkçe, İngilizce vesaire, Latince, İbranice gibi dinlerden bir dil anlamında kullanılmıyor burada. Nedir? Bu anlamlı değil. Kur'an'da bunun muadili Acem kelimesidir. Yani eğer biz Kur'an'ı Arapça indirmemiş olsak, Acem bir dilde indirmiş olsaydık derlerdi ki Arap'ı Acem bir dil mi vaz ediyorsun? Ama şimdi toplu olarak kastedilen Arapça kelimesi İraplı olan ifade anlamında kullanılıyor. Şöyle diyelim. Yani, Türkçe'de, İraplı olan ifade? Türkçe'de anlamadığımız bir dilde biri konuştuğunda yani bu işin Türkçesini söyle deriz. Hı. Yani benim anlayabileceğim şekilde bunu ifade et deriz. Bir şeyin Türkçesi dediğimizde anlaşılır kılması anlamında Türkçeyi kurarız. Mesela Almanca'da Deutsch kelimesi Alman demek, Almanca demek. Deutlich kelimesi de açıklık, berraklık anlamında kullanılır. Hı. Yani kendi diliyle anlaşılırlığı aynı ortak metinler üzerinden türetmişler aşağı yukarı. Hı. Bu Arapça için de geçerlidir. Ve bu anlamda anlaşılabilirlik insanın fıtratıyla bağlantılı bir şey. İnsanın fıtratının kabul edebileceği bir ifade içerisinde Allah melamını kurmuş, inşa etmiş. Tasdik zaten ondan ortaya çıkıyor. Temiz fıtratlı olan bir insan Kur'an vahyini işittiğinde, duyduğunda tamamıyla kalbine yöneliyor. Sahabelerin ilk ihtida hikayelerinde böyle enteresan anekdotlar da hikaye edilir. Ebu Zer Resulullah'ı ziyaret eder. Hem bu yüz ve hem bu ifadelerdir asla yalan çağrıştırmıyor. Tam bir güvenle diyor ben sana iştirak ediyorum. Ebu Bekir'in Arapça sıddıkı niyetinde bu olay var. Arapça bizim içimizdeki o değil, fıtrattaki ayet dili. Kur'an-ı Kerim bu dille frekansları yakalıyor. Yani doğrudan bu kullanılan fıtrata hitap uzak eden dillerden falan bahsetmiyoruz. Hayır, o dilden bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahyi İbranice'de vahiy oldu. İbranice vahiy olduğunda sadece dil değişikliği ortaya çıktı diyor. Bahsetmiş olduğumuz üst dil anlamında bir yabancılaşma olayı yok. Ya bu tür ayetlerden yola çıkarak nice milliyetçilikler, ırkçılıklar falan geliştirildi. Yani Arap dünyasında özellikle bu milliyetçilik akımının Avrupa'da İslam dünyasını bölmek için İslam dünyasının bölünmesine veya en azından çok ciddi bir şekilde yıkıcı etkisi olduğu için yani bu ayet üzerinden giden bir sürü Arap düşünür hatırlıyorum ben. Bunlar çok güzel şeyler. Mesela diyelim siz... Güzelse şeyler. Yani güzelse şöyle düşünün. Biz bir batılı kavramı, onun tekabülü olan arkasındaki tarihi sizin dilinizden, Arapça dilini hatta Kur'an kavramından bir tanesiyle ifade ettiğinizde bu tercüme olmuş olur. Yani diyelim ki siz parlamentoya meşveret derseniz, şura derseniz parlament olmaktan çıkmaz. Onu çevir anlamında kullanıyorsunuz. Bizim dilimiz içinde konuşan anlamına gelmez bu. Ya da hikmet kelimesini Kur'an'da kazanmış olduğu anlamda kullanmayıp sofos kelimesinin basit bir çevirisi olarak kullandığınızda o söylemiş olduğum bizim dilimizle konuşuyor olmuş olmazsınız. Yani dili Arapça cümlelerle ya da Türkçe cümlelerle doldurmak değil bu. Güzel. Bu mantık silsilesi içerisindeki o yerli yerindeliğinde bizleriyle ifade etme, kurma anlamında bir şeyden bahsediyoruz. Anladım. Yani o İslami... Tabii uzun bir bahis ama sohbetin bütünü buna kaysın istemiyorum. Yok, ben de buraya kaymasını istemiyorum ama aklıma geldi bunu soralım diye. Artık bütün huzurlu yuvalar Aytaş boyayla renkleniyor. Boya da A kalite. Usta boya... Rabıta kurmak, irtibat kurmak, akletme din, meselesiyle... Nispet... akletmenin de irtibat kurmak tabii, olduğunu söylediniz. Tabii hepsi bağlantılı, dinle, tasdik de o. Tasdik de o. Bütün bunlar olabilmesi için bizde bir şey olması gerekiyor. Fıtrat diyor Kur'an-ı Kerim buna. Allah sizi o fıtrat üzere yarattı diyor. Ve o fıtrata seslendiğimden bahsediyor. Fıtratı uyandırmak istiyorum ben diyor. Bunu sağlayabilen insan kalmayı, o mükerrem varlık olarak ortaya çıkabilmeyi başarıyor. Başaran bu insandan da sudur eden bütün etkinlikler çevresini ıslah olarak aileyi kurar, kenti kurar ve tarih içerisinde kendi tarihini yazarsa medeniyeti inşa eder. Bu medeniyet dürüstlüğü, doğruluğu, taşımış olduğu değerler üzerinden de cazibe alanı yaratabilir ve küreselleşebilme şansını, il alemin olabilme şansını yaratabilir. O takdirde bu orijinaliteyi yakalayan bir duruşu, ifadeyi, düşünüşü her hal ve hareketimizde sindiren bir yaşayışı ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu ise bir kopuşla mümkün. Var olan dünya ile beraber yürüyeceğiz derseniz bu hayalciliktir, gerçekliliktir değildir ve sonuç alıcı değildir, iyi de değildir, maksut da değildir.
Yani özgün olmak. Var olduğunu zaten kişinin kendi tabii, var olduğunu inkar etmesi demek. İnkar etmek demektir. Bizim, buyurun, burada güzel bir şey çıkacak. Yani bu anlamda epey şey söyledik. Bundan sonrasını biz geçelim çünkü çok uzun bahis. Hepsi ama bence güzel bir şey. Yani burada, çünkü yani bizim bu dünyaya bir şey söylememiz lazım. Yani işte yani yeni bir dünya mı kuracak? Ya mesela önceden şeyler vardı. Mesela 80'lerden 80 öncesini çok iyi hatırlıyorum. Yani Türkiye'de yaşanan o sekülerleşme projesi Müslüman aydının münevverin neyse ulemanın her şeyden önce ulema kavramının ortadan kalkmasına yol açtığı için özellikle de Türkiye'de İslam'la ilişkisi, İslam düşüncesiyle ilişkisi, İslam ilim geleneğiyle kültür sanat geleneğiyle ilişkisi sıfırlanmış bir entelijansiya olduğu için yani mesela yani İslam'dan bahsedildiğinde mesela bizim bir hocamız vardı, ekonomi hocası, doçent, güzel sanatlarda adam şey derdi yani sürekli sorardı bana ya Yusufcuğum bu İslam ekonomisi ne demek ya, böyle bir şey olabilir mi falan diye. Türkiye'de koskoca bir medeniyetin çocuğu bu adam bana ekonomi dersi veriyor ve bana ne demek İslam ekonomisi diye soru soruyor. Böyle bir şey olabilir mi diye soru soruyor. Ondan sonra kitaplarda bizim cenahta yazıldı ama az kitaplar yazıldı. Mesela kiminin gözünde kapitalizm mükemmel bir pazar ekonomisi sistemi geliştirmiş. Yani mevcut dünya olduğu gibi kabul etmenin bir anlamı yok yani. İslam ekonomisi adı altında birçok kitap yazıldı. Hı. İçerine bakıyorsunuz aslında İslam kapitalizmi yani kapitalizm icat ediyor. Diğer tarafta ise yine İslam ekonomisi adı altında Türkiye'de ve İslam dünyasında kitaplar kaleme alındı. Ama nihayetinde sosyalizmin bir versiyonuydu bu tür kitaplarda. Çünkü işte bu dil olayı yoktu. Başta Kur'an-ı Kerim'de mülk olayı, insanın mülkle bağlantısı, bunun hikem içerisindeki çözümü gerçekleştiremezseniz ayrıntılı fıkra girmişsiniz. Muhammed alanındaki İslam'ın faiz konusuna dalmışsınız vesaire. Buradan bir şey çıkmaz. Nihayetinde ya kapitalizme benzeyen ya da sosyalizme benzeyen sol ya da sağ eğilimlerinize uygun bir iktisat sistemi vaz edersiniz ve buna da İslam dersiniz. Olan da bu olmuş. Halbuki insanın bizatihi kendisi İslam nazarı hatta noktayı nazarından kendinde olan şey değildir. Allah'la irtibat olan şeydir. Yani biz hepimiz Allah'a aitiz. Ondan geldik, ona döneceğiz. Bilinci içerisinde bunlar bir yerlere oturuyorlar. Eğer o bilinç yoksa, Allah'a aidiyetlik yoksa, din kelimesinde de mesela. Deriz ki Allah insanları kendisini kul olsun için yarattı. Bu çevirilerde kul kelimesinin, köle kelimesinin, tapınmak kelimesinin anlaşılabilir alanları var. Ama hiç vahyin kastetmemiş olduğu sakıncalı, çarpık ve itici çağrışımlar da bu kavramları. Mesela? Temel olarak aslında Allah'a kul olsun diye yaratılanlar anlamı Allah'a nispetle yaşasınlar demektir. Kendilerini Allah'tan başkasına ait kılmayan bir bilinçle dursunlar, yaşasınlar. Bu anlamda olan insan doğuşundan itibaren asil birisi. Asil bir insandır. Bir yere çünkü aittir. Aidiyeti vardır. Bu aidiyet, bir yere bu aidiyet itirilmişse ortada bu bağlantı, bu rabıta, bu alaka yok demektir. Bu bağlantı içinde kendini bir yere ait bilenin bir şeyin ona ait olduğunu iddia etmesi zaten mümkün değil. İslam'da mülk, insanın eline verilen, kullanım hakkı verilen, zilletli hakkıdır bu hukukta ifadesiyle. Sahiplik anlamında kullanılmıyor. Mülk Allah'ındır ayetinde. Hem siyasi anlamda yönetme yetkisi hem de mülk anlamında sahiplik yetkisi Allah'la irtibatlı. Rızık kelimesi Kur'an'da kullanılır, nimet kelimesi kullanılır. Sadece ekonomik anlamda kullanılmaz bu kelimeler. Mesela Kur'an metninde rızık kelimesi aynı zamanda vahiy anlamındadır. Hatta nimet kelimesi öyledir. Çok meşhur Fatiha suresini okuruz. Bizi nimet verdiklerini yoluna ilet derken, kendilerini zengin kıldığın, mal mülk verdiğin, bunlar kastedilmez. Vahiy ile donatılmış, bundan haberdar kılınmış, bayağı da Kur'an anlamında kullanılır. Hayır kelimesi mal anlamında Kur'an'da kullanılmıştır. Ama malı aşan yine bu ontoloji içerisinde bir anlamı vardır. Rızkı alıyorsunuz, nimet alıyorsunuz, hayır alıyorsunuz, infak kelimesi hakeza öyle. Bütün bunlar o ekonomik ilişkinin ötesinde bir başka alanda da Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Yani ben de tam da bunu söyleyecektim aslında. Enteresan bir şekilde dil kurma arayışı tam örtüştü. Yani bize söylenen şey şuydu. Yani İslam aslında şunları da söyleyebilir. Şunları da biz yapabiliriz. Yani biz dünya çapında şeyler söyleyebiliriz. Yani tarihin yapılmasında 8. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar dünya tarihin yapılmasında doğrudan İslam medeniyetinin kilit rolü var. Yani İslam medeniyetinin tarih bu şeyden çekip çıkardığınız zaman ortada hiçbir şey kalmaz. Yani ne Batı uygarlığı oluşmuş olur, öyle bir şey söz konusu olabilir. Batılıların antik Yunan'a gidebilmeleri, atalarına gidebilmeleri, kendi kültürlerini keşfedebilmeleri mümkün olabilir. Ne işte Hindistan'dan, Çin'den, Mezopotamya'dan, Mısır'dan bizim devşirdiğimiz, diğer medeniyetlerden devşirdiğimiz ve kendimize mal ettiğimiz, kendi dilimiz doğrultusunda dönüştürerek
kendi İslami dilimiz, kavramsal sistemimiz çerçevesinde dönüştürerek kendimize mal ettiğimiz ve insanlık mirasında olduğu gibi koruduğumuz, var kıldığımız, yani yok etmek yerine, asimil etmek yerine onu kendi olarak var kıldığımız bir tecrübe ürettik. Yani bu tecrübe öyle yabana atılacak bir tecrübe midir? Yani bunu bu kadar sığ bir şekilde algılayabilmek affedilebilecek bir şey midir? Yani 1920'lerde bir Rus aydını Türkiye'ye geliyor. Rus aydını Niyazi Berkes anlatıyor bunu. İslamcılık, Ulusçuluk, Türkçülük kitabında. Diyor ki, ya siz göçmüşsünüz diyor. 1920'li yıllar. Daha bir şey yok ortada. Yani çok ciddi bir şey yok. Meşrutiyet döneminde bir dağılma, bir çözülme var. Şöyle bir şey tam izleyiciler için de şey olabilir. Abdülhamid'e karşı, Abdülhamid'i rejimini çökertmek için 95, Avrupa ülkelerinde 95 tane dergi ve gazete yayınlanmış. Acayip bir şey ya bu. Ya sen kimsin? Kime karşı mücadele ediyorsun? Yani senin amacın, hedefin bu toplumu, bu ülkeyi, bu ümmeti, bu medeniyeti yeniden hayata döndürmek, yeniden kendisine döndürmek. Bunlar acayip bir şekilde başkalarına çalışıyor. Korkunç bir şey. İşte Abdülhamid'de vesveseli bilmem ne falan. Hiçbirisini katletmiyor ki adam. Abdülhamid'in katlettiği adam yok. Abdülhamid'de işte şeyci olarak tanınır ya. Kızıl Sultan. Kızıl Sultan olarak tanınır. Hiç ilgisi yok. Bunların hiçbirini asmıyor. Hiçbirini sallamıyor. Düşünün bunu. Yani ne kadar bu adamların ihanet ettiğini düşünün memlekete. Yani 95 tane yayın ne demek ya? Yani bütün Avrupa ülkelerinde İsviçre'sinden tut Fransa'sına, Avusturya'sına, Almanya'sına, İngiltere'sine kadar. Dolayısıyla şeylerinde de yayınlar var. Söylemek istediğim şey entelijansiya yok. Yani biz dünyaya bir şey söylemeyiz. Bizden bir şey çıkmaz. Yani ne demek yani? Müslümanlar ne söyleyecekmiş ki? Bu dünya ne söyleyebilir ki Müslümanlar? Filan gibi mevcut dünyayı olduğu gibi kabul etmek. Mevcut dinamikleri, mevcut ekonomi anlayışını, kültür anlayışını, insan anlayışını, zaman mekan anlayışını olduğu gibi kabul etmek bizi kendimiz inkar etmek demek. İşte bak, o tarihi inkar etmek demek. Burada vahyi inkar etmek demek. Abdülhamid dönemiyle ilgili söylemiş olduğun buna doğru düşünüyorsun. Ama soralım, Abdülhamid döneminde Türkiye modernizasyonu başladı. Hı. Batı öğrenciler gönderildi. Niye Batı'ya giden öğrenciler biz olarak kalarak dönemediler? Bunu pek tartışamadık Türkiye'de. Tamam, yani? Yani çünkü tahayyül neydi? Batı'nın tekniği alacaklar, tıp sahasında eğitim aldılar, askeri sahada eğitim aldılar, dönecekler ve bunu kendi ülkemizde Müslümanların çağdaşlaşmasında hizmete dahil edecekler. Hı. Ama giden öğrenciler neden bir medeniyet değişiminin Türkiye'de taşeron oldular? Öncüsü haline dönüştüler. Sadece Batı'nın tekniğiyle gelmediler. Çünkü Batı'dan aynı zamanda bir dil öğrendiler. İşte o karşıt dili öğrendiler. O dile sevdalandılar. Yani sadece Frenkçiden bahsetmiyoruz. Fransızcadan bahsetmiyoruz. Tabii onu kastetmiyoruz. Yani seküler dili öğrendiler. Artık anlaşılmıştır konuşmanın gelişinden beri kullandığımız. Yok, bunu açalım çünkü. Yani, bu dili kullanıyoruz. Yani genel izleyicinin de izlemesi için ben bunu özellikle açıyorum. Yani bizim kendi kavramlarımızda Kur'an'ı İslami kavramlarla düşünmek yerine seküler kavramlarla düşünen bir dil. Evet, bu hiç öngörülmeyen bir şey gerçekleşti ve o Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi modernleşmesi bu anlamıyla Müslümanların finansmanıyla, sarayın finansmanıyla kendi elimizle, kendi dalımızı keserek gerçekleştirmeye başlandı. Ben de bu dilin çökmesinin, arızalanmasının nedenler nelerdir diye bir soru soracaktım. Pat diye buradan girmiş olduk aslında. Yani dışarıya bir defa gönderilen elitlerin okuma, yazma bilgisini, görgüsünü artırma, Batı'dan bir şeyler alma kaygısıyla gönderilen insanların sonuçta Türkiye'yi tam da Batı'dan seküler bir dalgaya getirdiklerini söylüyorsunuz. Yani bir bunun nedenleri üzerinde dilin bozulması, medeniyetin bir buhran yaşaması, bir kriz yaşaması dolayısıyla. Yani biraz açalım istersen. Osmanlı 1500'lerden sonra... Şöyle bir tarif yapıyorum. Bir cümle söyleyeyim. Özür dilerim. Yani bizim yaşadığımız dönem medeniyet krizi. Yani yaşadığımız sorun medeniyet krizi. Medeniyet buhranı. Bu buhranı da çift yönlü temassızlık diye tarif ediyorum ben. Yani hem İslam'la ilişkide bir sakatlanma. Aynı konuya geliyordum. Hem evet. De Batı ile ilişkide bir sakatlanma var. Yani ne Müslümanlığımız Müslümanlığa benziyor, ne Batılılığımız Batılılığa benziyor. Müslümanlığımız da Müslümanlığın karikatürü, Batılılığımız da Batılılığın karikatürü. Anlatabiliyor muyum? Yani sahih bir şekilde ilişki kuramadığımız için çift yönlü temassızlık. Bir fetret dönemi. Yani siz katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Nasıl söyleyeceksiniz? Yani dilin dolayısıyla buradan tabii. Sakatlanması. Şöyle düşünün. Osmanlı'nın 1500'lerden sonraki döneminde aşırı şekilde bir kendine güven ortaya çıktı. Hı. Ve kendine yeterlilik dünyası gelişti. Ve Osmanlı dışarıyla irtibatını izleme anlamında kesti. Kendi içine kapanma anlamındadır bu. 1500'ler, 1600'ler, 1700'ler. 1789 devriminden sonra olan
dünyadaki değişmeleri, milliyetçilik dalgasının, imparatorların, imparatorlukların akıbetini nereye dönüştüreceğini Osmanlı öngöremedi. Bu anlamıyla bir metresi kendini yenileyemedi. Eğer 1800'lerin başında 8-10 tane Ahmet Cevdet Paşa çıkmış olsaydı ya bunların çalışmaları Osmanlı'nın yüksek eğitimini, medresesini, yeni baştan tedrisat hayatını kurabilseydi biz bu iki yönlü kurumları icat etmeyecektik. Hukuk ikileşti, eğitim ikileşti. Cumhuriyet bu ikileşmeden yeşermiş olan bir tanesine hayat hakkı verdi, diğerini ise gömdü. Tek endirgede. Aslında Türkiye'de iki toplum icat edilmiş. İkili yapılı Tanzimat'tan beri Osmanlı'nın eliyle. Çok önemli söylüyorsun. Ben bunun altını çiziyorum. Yani iki tür toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Yani şizofren, yani iki tür Türkiye'den dolayısıyla. Biri seküler bir toplum, İslam'la ilişkisi olabildiği ölçüde sakatlanmış, sakatlanmaya çalışılan bir toplum. Birisi de Müslüman bir toplum. Bunu da zaten yok etmeye çalışıyorlar. Yani Müslümanlık ilişkisi olabildiği ölçüde zayıflatılmış bir toplum. Bir dakika, hukuki problem çıkmasın diye. Bunu özellikle söyledim. Yani Müslüman toplum yok etmeye çalışmıyor. Yani böyle bir şey yok. Ama sonuçta Müslümanlıkla ilişkisi sakatlanmaya çalışılan bir proje var toplumun. Yani gittikçe sekülerleştirilmeye çalışılan bir taraftan hem Avrupa Birliği'ne karşı çıkıyor bu adamlar, hem Batı'ya karşı çıkıyor enteresan bir şekilde. Öbür taraftan da çok berbat bir şekilde sekülerleşmeyi, toplumu sekülerleştirmeye çalışma çabasını acayip bir şekilde putlaştırıyor. Yani bir taraftan yani Batı'ya Avrupa Birliği'ne karşı çıkıyor. Enteresan bir çevre var. Tuhaf bir şekilde bu ülkenin, cumhuriyetin, ülkenin sahibi biziz diyen, ama öbür taraftan da Batılıların ideolojilerini Türkiye'nin, Türk toplumunun kimliği katına yükseltmeye çalışıyor. Buradaki çelişkiyi görmüyor. Yani mandacılık bu aslında. Yani Türkiye içeriden fethetmek demek bu aslında. Yani ben buraya aslında bunu gelmek istedim. Buyurun. Yani ikili toplum falan önemli. Şimdi biz Aristo ne demiş? Eflatun ne demiş? Beytül Hikme'de bunu incelemişiz. Ve biz açımızdan, kendi açımızdan bir bakış geliştirmişiz. Osmanlı diyor 1700-1800'lerde Fransa'da yaşanmakta olan süreci takip etmedi. Bunu medrese geleneği içerisinde özetleyerek, tanıtarak, sonra eleştirerek bir tedrisat geliştiremedi. Ve Avrupa'ya göndermiş olduğu öğrenciler bizim gözümüzde bakmayı bilmeksizin onların kendine öğretmiş olduğu şekliyle onları tanıdılar. Dolayısıyla dil burada gitti. Dönen aydınlar edindikleri teknik ve fizik dünyayla ilgili, dünya bilimlerle ilgili meslek alanlarındaki alan dışında Batı'nın, sivilizasyonun küllüne, ona dahil olma arzusu ve işrakiyle dolu olarak ülkelerine döndüler. Ve ümmetin bünyesinde bu ikinci medeniyetin taşıyıcısı, uygarlığın taşıyıcı aktörler haline dönüştüler. Bu süreç 1900'lere kadar bütün bir hayatımızı şekillendirdi. Yani tevhidi tedrisat, Osmanlı'nın tevhidi tedrisatı ikiye bölündü. İkili eğitim sistemi ortaya çıktı. Hı. İkili eğitim sistemi omurga parçalandı. Evet. Hadise ümmetten ulusa geçme sürecini tabiatıyla çok doğal olarak doğurdu. Yani yapay embriyo nakillerinde yumurtalık içerisinde olgunlaşmayanları ekart ediyorlar. Olgunlaşan ve verimli olacağını düşündükleri embriyoya hayat hakkı tanıyorlar. Tüp bebek vakası öyle şekilleniyor. Buna benzer bir şekilde yaşamamasını istedikleri embriyoları tüp ortamında, ki o Müslüman geleneği uygarlığıydı, bu işin laboratuvar sahipleri katlettiler. Yaşaması istedikleri alan, imkan açtılar. Ve açılan imkan içerisinde bugünkü içinde bulunduğumuz derekeye dönüştük. Bir genel alandan, ümmetten ulusa geçiş süreci bu anlamda öngörüldü, tavsiye edildi ve gerçekleştirildi. Ama şimdi bir sonraki aşamaya geçmeye başladık. Artık deniliyor ki bir ulus olarak dünyada yaşama şansımız yok. Dünyayla beraber yaşamak mümkün. Dünyada 5-6 tane büyük siyasal grup içinde, aslında tek bir uygarlığın çocukları olacaklar bunlar ama öbekleniyor. Türkiye'de bu anlamda Avrupa Birliği içerisinde yaşayacaktır. Dolayısıyla ulus devletten çıkalım, Avrupa ümmetine dahil olalım. Güzel. Yani 100 sene önce bir ümmetten çıkarak ulus yaratıyoruz. Bugün İstanbul'da bu ulusu bir başka ümmete dahil ettiriyoruz. İşte medeniyetten sivilizasyona geçişteki yaşamış olduğumuz 80-90 yıllık süreç adeta ilerideki bakanlar geriye doğru parantez içine görecekler. Bir uygarlıktan diğer uygarlığa intikal etmedeki ara dönemdir ulus dönem, ulus devlet dönemi. Bu nazar içerisinde bir yerlere sevk ediliyoruz. Eğer ulus ötesinde bir topluluk, daha büyük topluluk yaşamak anlamlı idiyse, biz bundan 100 sene önce niye 1900'lere kadar geçen süreç içerisinde yalıtıldık, uzaklaştırıldık? O anlamda tercihi yapan beyinler, zihinler demek ki medeni tercihi yapmışlardı. Bütün altyapıları bunların hazırlandı, döşendi.
Ve çok tabii olarak bunlar gerçekleşiyor. Bugün bakıyorsunuz uygarlık değişiminin taşeronluğunu, öncülüğünü gönüllü şekilde Müslüman kuşaklar gerçekleştirebiliyorlar. Bugün bakıyorsunuz, ben sizin cümlenizden başka tam tersi bir cümle kurayım. Avrupalılaşma, batılılaşma macerasının baş aktörleri olan insanlar, sistemin, rejimin kurucusu olan, laikliğin bekçisi olan insanlar bugün Avrupa Birliği'ne şiddetle karşı çıkıyorlar. Evet. Buyur, buradan hangisine yapacağız? Hayır, biz o tercih içerisinde bir tercih durumunda hayır, değiliz. Hayır, gerekmeden buradaki paradoksu hatırlatmak var olan, ortaya çıkartmış olduğumuz ümmetten kopan ulusal proje bizim projemiz değildi. Hı. Dolayısıyla dahil edilmek istemiş olduğumuz o yeni ümmete, sivilizasyona karşı var olanı muhafaza etmek biçiminde bir muhafazakarlık da bizim ödeyimiz olamaz. Bu alandaki muhafazakarlıkla biz mesafeliyiz. Yani batılılaşma projesinin o zaman tam geldik. Dil meselesi, dilin çözülmesi, gayri İslamileşmesi, sekülerleşmesi meselesi. Batılılaşmanın, Avrupalılaşmanın, batılılaşmanın yok olmak demek olduğunu biz bu ülkede entelijansaya anlatamadık. Entelijansaya bunu anlayamadı. Yani başka bir şeye dönüşüyorsun, metamorfoza uğruyorsun. Başkalaşıyorsun. Yani tam şeyin, Kafka'nın şeyine dönüşüyor. Gregor Samsa'sına falan dönüşüyor. Yani böceğe dönüşüyorsun, farkında değilsin. Yani başka bir yaratığa dönüşüyorsun, yok oluyorsun. Ya bunu biraz açalım istersen. Ya yani bu hiçbir şey söylemeye gerekmiyor, gerek yok belki ama gerçekten Türkiye'deki sivil askeri bürokrasi, batılılaşmanın, Avrupalılaşmanın, İslam'la ilişkiyi sakatlamanın bu ülkeyi yok etmek anlamına geleceğini, böyle bir sonucu doğuracağını düşünemiyor. Yani bu ülkede Müslümanlıkla ilişkimizi, irtibatımızı kopardığımız zaman bu ülkenin yok olacağını, bu ülkeyi savunacak insanların kalmayacağını, bu ülkeyi terk edeceklerini insanların. Yani sekülerleştikçe dünyevileşeceklerini, sadece kendi çıkarlarını düşüneceklerini, kendi çıkarlarını eksen alacaklarını, kendi çıkarları zedelenmeye başladığı andan itibaren hemen ülkeyi terk edeceklerini, bunu göremiyorlar. Latin Amerika'ya bakmalar lazım. Yani Güney Asya'ya, Güney Doğu Asya'ya falan bakmalar lazım. Yani Kore'ye bakmalar lazım. Yani Kore niye Hristiyanlaştı? Sekülerleştiği için Hristiyanlaştı. Sekülerleşti, kendi dinleriyle ilişkileri sakatlandı. Dolayısıyla Hristiyanlık içinde müsait bir ortam oluştu. Bu insanların şimdi misyonerlikten şikayet etmeleri de çok enteresan. Misyonerlikten niye şikayet ediyorsunuz? Laikliğin misyonerliği yapıldı bu ülkede. Yani batılı değerlerin misyonerliği yapıldı. İslami değerlerin mahvedilmeye çalışması gibi, yok edilmeye çalışılması gibi, zayıflatılmaya çalışılması gibi bir proje üretildi. Bir proje hayata geçirmeye çalışıldı. Bu bir ülkenin intiharı, bir ülkenin, bir milletin yok edilmesi değil midir? Yani batılılaşma projesi. Yani bunu görememek ne kadar absürt bir şey. Dünyada bizim yaşadığımız tecrübeyi başka bir ülke yaşamıyor. Görmeme değil, korku Yusuf'cum. Tamam, buyur, yani buyurun. Şöyle bir vaka var. Yani avami bir söz ama keçiye çelebin olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi derler diye bir söz vardır. Ulusu inşa eden ulusçu çevreler bugün kendi varlıklarını korumak telaşı içindeler. KOF olan bir yapı çöküyor ve Batı, Türkiye Batı'ya entegre olduğunda bu anlamda, gerçek anlamda eğer batılaşmayı onun bir alet haline dönüşerek gerçekleştirecekse bunların misyon düşmeyecek. Bütün rant elden gidecek. Adam yerine konulacaklar çünkü hiçbir şey olamadılar. Batılı asla olmadılar ki, batıcı oldular. Bu pozisyonuyla var olanı korumak istiyorlar. Telaş bütün olarak, bütün plan bu. Yoksa Türkiye'nin intikal ettirilmek istenmiş olduğu muhasır uygarlık olarak tanımlanan şeye karşı oluşturulan kaynaklanmıyor. O uygarlık eğer bu ülke içerisinde bir yerlere rengini verecek ve kendilerine de burada rol düşecek olduğunu görseler bu işi koşa koşa yürütecekler. Ama adam yerine konulmayacaklar. Bunu fark ettiler. Ve muhatap olarak bu ülkenin değerlerini temsil eden kişiler batılaşmanın önderliğine soyununca Batılılar bunu çok daha anlamlı buldular. Bu içten dönüşümü biz bu ulusal bir çevreyle gerçekleştiremeyiz. Onlara arka vermenin anlamı yok dediler. Müslüman kuşağı kendi içerisinden dönüştürerek içten bir reformasyon gerçekleştirebilirsek bu Türkiye'deki dönüşümün kalıcı olmasını sağlar dediler. Bunu Batılılar da gördü, bizimkiler de gördü. Kavga bu anlamda, ulusalcılar ve küreselciler kavgası tamamıyla bir rant kavgası. Sizin burada aslında oradan biraz şeye geçelim. Yani reforma geldiniz, protestanlaştırma meselesine falan geçiş yapabiliriz. Fakat küresel sistemin, sizin yaptığınız bir röportajda söylediğiniz bir şey vardı. Küresel, hatta biz onu röportajın başlığına çekmiştik. Küresel sistemin İslam'ı resmen din olarak benimsediğini söylüyorsunuz.
Evet, öyle söylüyorum. Yani bir dakika, yani yanlış anlaşılabilir bu. Ne, yani ne demek? Küresel sistem Müslümanlaştı mı yoksa nedir bu? Yani sistem mi Müslümanlaşıyor yoksa dini kendi istediği doğrultusunda dönüştürebilecek bir şekle mi sokacak bir ilişki biçimi kurdu dinle? Hatırladığım kadarıyla o mülakatta ben bunu milat 300 yıllarda Roma'nın Hristiyanlaşmasıyla evet. temellendirmiştim. Tamam. Yani orada da yani 300 yıllarda Roma 300 sene kavga vermiş olduğu, eritmek istemiş olduğu Hristiyanlığıyla baş edemedi. Mazlum gittiler, mağdur gittiler. Bu İsevi ise kulak verdiler ve insanların gönlünü fethetti. Yapılan hadise Roma, Doğu Roma İmparatorluğu etrafındaki kadroyla beraber, yönetici kadroyla beraber ihtida ettikleri şeklinde kitlelerin önüne çektiler. Hristiyanlıkla, eritici mi dediniz? Elit, yönetici, yönlendirici kitleyle beraber böyle bir ihtida, tanasur gerçekleştirdiler. Hristiyan olduklarını söylediler. Kilise tarafından vaftiz edildiler ve kiliseyi himayelerine aldılar. Buradaki şey gerçekleştirilmiş oldu. Birincisi kitlelerin artık Roma İmparatorluğu'na karşı öfkeleri, kinleri tamamıyla söndürülmüş oldu. İkinci olarak da kilise bunlara bağlandığı için kiliseyi biçimlendirme imkanlarını, akideyi kendileri yazma imkanlarını da elde ettiler. Ve ilk kez de işte İznik Konsülü İmparatorun himayesinde, İznik'te başkentte o zaman İstanbul'dan önce gerçekleştirildi. Bu anlamda Hristiyanlaştığında Konstantin'in devleti, Konstantin bu İsevileşmiş olmadı. Bunun doğurmuş olduğu sonuçlar 1400-1700 yıllık Hristiyanlık tarihinde Hristiyanlığı dönüştürdü, başkalaştırdı. İsevilikten biz bunu kavramsallaştırarak söylersem Nasraniliğe dönderdi. Kur'an-ı Kerim biz Nasraniyiz derler diyor Hristiyanlardan bahsederken. Diğerleri biz Yahudiyiz derler. Halbuki Allah ne Nasranilik ne Yahudilik diye bir din gönderdi. Onun dini bütün peygamberlerdeki ortak dindir. Hanif dindir ve İbrahim'in dinidir. İsa Aleyhisselam'ın dini de bu anlamda. O gelenek, evrensel geleneğin dinini, tevhid dinini temsil ediyor. Amelisyanlık bunu ne yaptı? Tesise dönüştürdü ve Roma tanrıçaları, Roma kültürünü şu ya da bu şekilde, tabii için içinde Yunan'da var, Hristiyan terminolojisiyle ifade etmeye başladı. İsa'nın kelimeleri belki yer yer korundu ama içeriği tamamıyla putperestlikle dolduruldu. Dolayısıyla Hristiyanlığı benimsedi dediğimizde o dönemde nasıl olumlu bir şeyden bahsetmiyorsak, tam tersine bozulmanın, kopuşmanın, hakikatte İsa Aleyhisselam belki bedenen çarmıha gelmedi ama 300 sene sonra onun dinini Roma, Hristiyan olduğunu söylediğinde çarmıha geldi. Öldürdü, katletti, mahvetti. Çok kastettiğim o kelime Roma, Hristiyanlığı çarmıha geldi diyorsun. 300 sene sonra İsa Aleyhisselam'a şahsına gerçekleştirememiş olduğu şeyi dinine gerçekleştirdi. Hristiyanlığı çarmıha geldi. Bu anlamda bugün 1700 sene sonra küresel sistem, Roma'nın bütün dünyada egemen olan çevresi, potresi, yönlendirici beyni, İslam'ı resmen din olarak benimsedi diyorum. Neye tekabül etti? Bu da anlaşılabilir. Bu benimseyiş kitlelerin... İslam'ı çağırmaya girmek için. Tabii İslam çağırmaya gerildi. Bu biçimiyle ne anlama gelir İslam'ı çağırmaya gerilmesi? Orada olan sonuçlar bizde ne tür biçimi ortaya çıkartacaktır? Bir, dünyada yaşayan, kendini Müslüman olarak tanımlayan, o dine nispet eden en azından 1 milyar civarında insan var. Yani yaşama düzeyinde koyulup dereceleri farklı farklı olabilir. Ben nispet olarak söylüyorum. 1 milyon bir kitle bir jenosita tabii tutulamaz. Bir holokosttan geçirilemez. Öyle bir katliam mümkün değil. 50 milyonu yaparsınız, 10 milyonu yaparsınız ama bu mümkün değil. O takdirde bu 1 milyarla biz yaşamak zorundayız dediler. Ama bu 1 milyarın içerisinde öyle bir topluluk var ki bu kitaba dört dörtlük inanıyorlar. Ve kitaptaki İslam'ın devamını istiyorlar. Bunu baş etmemiz lazım. Bunu halletmediğimiz zaman Rönesans'ta Hristiyanlığı yapmış olduğumuz dönüşümü İslam içinde gerçekleşemediğiniz zaman bize hayat hakkı yok, yaşama şansı yok ve projelerimiz akamete uğrayacak dediler. Yani burayı vurgulayarak gidersek iyi olur tane tane çünkü çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani Batı'da yaşanan İslam'a karşı geliştirilen bu tecrübe, bu saldırganlık aslında işte İslam'ın terörle özdeşleştirilmesi falan filan çok belirgin bir şekilde İslam'ı yeniden tarih sahnesine çıkarabilecek çıkarma becerisini, azmine, iradesini, imanına sahip bir kuşağın, bir kitlenin, dumur edilmesi. Bir kitlenin yok edilmesi. Yok edilmesi. Yani Cezayir'de böyle bir şey yapıldı çünkü. Bizim Çanakkale Savaşı'nda yaşanan benzer bir şeydi. Yani ona benzer bir şeydi. Çanakkale'de de öyle bir şey oldu. Ülkenin kreması gitti. Kreması. Yani ülkeyi yöneten, ülkenin geleceğini hazırlayabilecek ciddi bir ekip gitti. Çok ciddi bir önce kuşak gitti. Cezayir'de de, Cezayir... Affedersin. Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra
Fransızlardan Cezayir'i kurtardıktan sonra oluşan o İslami bilinci oluşturan bir kadro gitti. Yok ettiler o kadroyu. Yani bu Cezayir tecrübesi çok önemli bir tecrübeydi. Türkiye'de de Cezayir tecrübesinin olmaması için çok ciddi çaba gösterildiğini biliyorum. Bazılarında, bazı aktörlerinde olması için çok ciddi çaba gösterildiğini biliyorum. Mesela yani burada siyasete falan girmenin bir anlamı var mı? Var bence. Tam yeri çünkü. Mesela 1995 seçimlerinden sonra 95 seçimlerinde şöyle bir şey vardı. Ben bunu hocaya bizzat Erbakan'a kendisine de sordum. 1995 seçimlerinden 2 ay önce Refah'ın oyları %32 ile 36 arasında. Ürktüm ben açıkçası. O kadar var mıydı? 32 ile 36 arası. Kamuoyu yoklamalarında. Türkiye'yi acayip bir şekilde dışarıdan takip ediyoruz. Hoca öyle bir dil geliştirdi ki bir ay kala çok keskin bir dil geliştirdi. Radikal bir dil geliştirdi. 21'lere düştü oy. Yani bunu kendisine bizzat sordum. Nedir? Yani burada bir Cezayir çevrilmesi için Refah'ın tek başına iktidara sürüklenmesi gibi bir şey mi vardı diye sordum. Aynen öyle dedi. Yani bizi tek başına iktidara götürüp sürükleyip dolayısıyla darmadağın etmek istiyorlar Türkiye'de. Onu önlemek için, onun şeyini işte haberini, kokusunu, dokusunu falan hissettiğimiz için, aldığımız için ister istemez geri çektik dedi şey. Bu çok önemli bir şey. Yani burada şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin Cezayir'e dönüştürülmesi projesi bir şekilde önlendi. Bunu önleyecek çalışmalar falan oldu. Hatta 28 Şubat'ın da Türkiye'nin Cezayir'e dönüşme projesini önleme girişimi olduğuna dair çok ciddi gerekçeler de var. Bu 28 Şubat'ı meşrulaştıracak falan bir şey değil. Evet. Yani bu çok berbat bir şey ortada. İslam'la, İslami duyarlılıkla ilişkisi bu toplumun iyice sakatlanmaya çalışıldı 28 Şubat'tan sonra falan ama benim burada söylemek istediğim şey şu. Yani İslam'ın yeniden tarih sahnesine bir medeniyet formunda bir medeniyet sıçraması gerçekleştirecek şekilde tarih sahnesine çıkmasını gerçekleştirecek bir kuşağın, bir vasatın yok edilmesi var. Yanlış imajla yok edilmesi lazım. Yanlış imajla, evet. Bunun için de terörle özdeşleştirerek. Bunun için de mesela bizim şu an terörle ilişkimiz olabilir mi? Konuştuğumuz konuya bakın. Olması gerekmiyor ki. Yani, yani bizim silahımız bu. Şuyu önemli. Evet. Hiçbir şey olmasa onlar yani bir şeyi olan şekilde göstermeyi başarabiliyorlar. Medya bu şuuyu demiş olduğum olayı gerçekleştiriyor. Doğru. İmaj yaratıyor. Doğru. İmaj pompalıyor. Hiç önemli değil bir şeyin olmuşluğu olmamışlığı. Bunu bu şekilde duyurabilme imkanına sahipseniz, senaryoyu yazabiliyorsanız, oyuncularını ortaya çıkartabiliyorsanız başarıyorsunuz. Yoğun şekilde İslam dünyası bugün bunun kurbanı. Bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor Müslümanların. Bu onların hayat memat sorunları. Peki bunu nasıl çözeriz? Yani bunun üzerine biraz gidelim mi? Sihirli söyleyebileceğim bir söz yok. Dert ve sıkıntıdan bahsediyoruz. Çünkü bütün bunlar Müslümanların kendilerini tanımalarıyla ilgili bir hadise. Eğer imaj problemiyle kulaklarını, beyinlerini dışarıya karşı aşılar, yönlendirmeye açık kitleri haline dönüşmüşlerse, izleyici olarak yaşıyorlarsa, olayların nereden geldiğini, nereye gittiğinin farkına varamayacaklar. Kur'an-ı Kerim mesela Allah'ın ayetleri dışında enteresan şekilde bir de şeytanın ayetlerinden bahseder. Şeytan rutubatından bahseder. Doğruları izlediğiniz gibi şeytanın izlemekte olduğu yolu da takip edin der. Şeytan adımlarını izleyin. Ama onu tabi olarak anlamlı değil. Sizi nereye götürmek istiyor? Onu takip edin diyor. Bu peygamberimizin dilinde feraset olarak adlandırılmış. Müminin ferasetinden çekinin buyuruyor. O Allah'ın vermiş olduğu bir imkanla olaylara bakar. Nereden nereye doğru dönüştürülmek isteniyoruz? Bunu fark edecek ve firaseti yaygınlaştırmamız lazım. Bunu başaramadığımız müddetçe bu imajın kurbanı olacağız. Kitlelerle doğru düşünen Müslümanlar irtibatlarını koparacaklar, kopartılmaya zorlanacaklar. İmajla kitleler ondan uzaklaştırılacaklar. Kur'an'dan insanlar uzaklaşmaları kalp olarak mümkün değil. Sevgi olarak taşıyacaklar ama Kur'an konuşmaz. Bir kitaptır, onu bir rafa korsunuz. Kur'an'ı konuşturan, yaşar hale dönüştürebilen, onunla amil olan alimlerdir, münevverlerdir. Siz bunlarla irtibatını keserseniz Müslüman bir tabanın istediğiniz sonuçlara çok rahat olarak ulaşabilirsiniz. O takdirde bu tabanı yitirmemesi gerekiyor Müslümanların. Bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Gelenekle, halkın yaşantısıyla fazla ulaşmaması lazım. Bu anlamda Musa Aleyhisselam'ın kavim içerisinde iki yönlü misyonu vardı. Birincisi Firavun'a karşı bütün İsrailoğullarının sahih inancı taşımasın. Toplumsal önderliğine
soyulmuştu. Çıkıyordu Firavun'un karşılığına, İsrailoğullarına yaptığın zulüm karşılığında ben diyordu seni uyarıyorum, bunlardan vazgeç. Bu İsa, Musa Aleyhisselam'ın toplumsal önderliğiydi. Ama aynı, pardon, Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam kendi kavmine döndüğünde İsrailoğullarının bir kısmı, hatta büyük bir bölümü onunla dövüşüyordu, kavga ediyordu. Din olarak, çünkü onu karşılarına almışlar. İşlerinden Samiri bile çıkartabiliyorlardı. Bugün Müslümanların da kendi medeniyetlerini inkişaf ettirmede iki yönlü Musa Aleyhisselam'a benzer bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu anlamda bir milyar Müslüman kitle onun toplumsal önderidirler, öncü kuşaklar. O kitlenin dünyanın onlar için giydirmek istemiş olduğu gömleğe karşı, deri gömleğine karşı onları korumaya ödevi bunların üzerlerinde Musa Aleyhisselam gibi. İkinci biçimiyle ise bu geçirmiş olduğumuz fetret döneminin, yıkıntı döneminin doğurduğu sonuçlarla bu kitle kendisine çok fazla yabancılaşmış. Onu kırmadan, ürkütmeden, dağıtmadan kendine döndürmemiz gerekiyor. Bu Musa Aleyhisselam'ın ikinci misyonu. Bu iki yönlü çalışmayı başarmamız gerekiyor. Genelde bu fetret dönemi içerisinde bu anlamda Musa Aleyhisselam'ın oynamış olduğu rolü hak ile takdir edemedik. Radikal hareketlerde şöyle bir mantık geliştirildi. Peygamberimizin Mekke döneminde sadece kendisinden başlayan, ikinci, üçüncü insanını bulan genişleme halkası gibi geleneksel olarak İslam'ı yaşayan Müslümanlar içerisinde böyle rigid yapılanmalar ortaya çıkartılmak istenildi. Bu halkla bu kitlenin arasını kopardı. Bu tam da küreselleşmenin arzu etmiş olduğu şeydi. Mısır'da ortaya çıkan tekfir ve hicre örgütleri muazzam şekilde bu anlamda iman küfür propagandasını yaşadılar. Genel bir kitle, mazlum kitlenin üzerinde bu küreselleşmenin bir baskısı varken, onları başkalaştırırken, buna karşı o rigid dillerini kullanmaları gerekirken döndürdüler. Bunu Müslüman kitle üzerinde uyarladılar. İşte radikalizmin ve kör selefiliğinin vardığı nokta bu oldu. Medeniyet bu mantıkla, bu dille de inşa edilemez. Bu anlamda Musa Aleyhisselam'ın misyonuna dikkat çektim. Çünkü Musa Aleyhisselam peygamberlikle görevlendirildiğinde gerisinde biz İsrailoğullarındanız diyen bir gelenek vardı. Tahrip edildi ya da edilmedi. Peygamber Aleyhisselam'ın durumu değildi. Bu bakımdan, bu anlamıyla Mekke'deki mücadele din otomat bizim için bu formülasyon içerisinde uygulanabilir şey olmaktan çıkar. Onun etrafında biz İsmaillerden izleyen bir kitle yoktu. Tek başına o İbrahim'in dinini sıfırdan başlayarak inşa etti. Bu anlamda biz daha başında İslam'la ilgili bir geçmiş olmayan, bir medeniyet tecrübesi olmayan bir kitleye din vaaz etmiyoruz. İşte medeniyet boyutunu göremeyen bir dilin de Medine'yi inşa etmesi bu anlamda mümkün değil. Artık bütün huzurlu yuvalar aytaş boyayla renkleniyor. Yani bir de ya bu yaşadığımız temel sorunların, ha ben bir şey söyleyeyim, oraya gelmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada ya bu kremayı bir şekilde etkisiz hale getirmek, ortadan kaldırmak gibi bir, hem o kremanın oluştuğu vasatı, ikincisi de yani bunu yaparken nasıl bir yöntem izliyorlar, yani onun üzerinde gidelim, biraz üzerinden gidelim. Yani bunu aslında Türkiye'deki dönüşüm, Türkiye'de yaşanan süreçte İslam dünyasında da benzer bir şey yaşanıyor gerçi de, insanlar anlayamıyor, insanları kavramakta zorlanıyor. İslam'ın ılımlı İslam denen, yani en iyi ılımlı İslam olarak anladıkları insanların İslam'ın hafife alınması, gevşetilmesi, ciddiye alınmaması falan filan şeklinde de şey yapılıyor ama biraz açalım. Yani İslam'ın protestanlaştırılması dediğimiz şeyin birincisi, uygulanmak istenen proje bu. Bunu uyguluyorlar. Yani birileri bu projeyi uyguluyor. Yani Soğuk Savaş'ın sona erdirilmesinden sonra, 1989'dan sonra çok net bir şekilde İslam'ın tehdit olarak konumlandırıldığını, bunu biz yapmıyoruz, biz kendimizi düşman olarak konumlandırmıyoruz. Kendileri yapıyorlar. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani NATO Genel Sekreterinden Willy Claus'tan, işte İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'a kadar, Amerikan Başkanı Ronald Reagan'a kadar küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslam'dır. Dolayısıyla bunun etkisiz hale getirilmesi gerekir. Bunun etkisiz hale getirilebilmesi için İslam'ı yeniden etkisini artırabilecek, o omurgayı oluşturabilecek, o oyuncu kuşağı yok etmek gerekir. Yani oyuncu kuşağın oluşturacağı imkanları, geliştireceği atılımları, açılımları dolayısıyla ortadan kaldırmak gerekir. Yani dolayısıyla Müslüman toplumların İslam'la ilişkisini problemleştirmesi lazım. Bu proje olarak zaten Türkiye'deki sekülerleşme projesi, İslam dünyasında uygulanan milliyetçilik, başka sekülerleşme projeleri falan filan, bunlar sonuç getirmedi. İslam dünyasını
yönetilemez hale getirdiler bunlar. İslam dünyasının kaynaklarını batılılara peşkeş çektiler. İşte içten dönüşüm. Burada içten dönüşüm. Yapıyorum. Yani bu yatırım buna yapılıyor. Tabii yani siyaseti, kurumları sekülerleştirdiler ama toplumu tümüyle sekülerleştiremediler. Yani Türkiye'de bile bu başarılamadı tam anlamıyla. Tam tersine Allah demenin yasaklandığı bir, yasak olduğu bir ortamdan bu ülkede her şeye rağmen yepyeni rüyalar görmeye çalışan, yeni medeniyet kaygıları, iddiaları, hayalleriyle dolayısıyla yatıp kalkan insanlar da var. Yani bayağı affı alınmayacak kadar oranda. Dolayısıyla birincisi İslam'ın protestanlaştırılması, İslam'ın kamusal hayattan uzaklaştırılması, yani dolayısıyla İslam'ın siyasi, ekonomik, kültürel taleplerinin iptal edilmesi, sadece kişinin vicdanını hapsedilen bir projeye dönüştürülmesi var. İkincisi de eş zamanlı bir şekilde işletilen proje, İslam'ın terörle özdeşleştirilmesi, biraz önce söylediğimiz şey. İşte bunlar teröristtir, İslam kanemer, kanemecidir falan. Tarihte yok ki bu. Yani tarihte, İslam medeniyeti tarihinde bunun bir örneği yok. İslam'ın terörle özdeş olduğunu, özdeşleştirilebilecek bir din olduğunu ispatlayabilmeniz için tarihten önlerini vermeniz lazım. Ama kendi tarihlerine baktığınızda, yani Batı tarihine baktığınızda, yani yüzlerce yıl Yahudiler katledildi. Yüzlerce yıl perişan edildi. Sadece Yahudiler değil, Hristiyanlığın Ortodoks yorumunu kabul etmeyen insanlar katledildi. Katledildi. Yani o yüzden İslam bu coğrafyalara gelmeden önce o Hristiyanlığın farklı yorumlarına dolayısıyla izin verilmediği için, o insanlar rahat nefes alamadıkları için Doğu Hristiyanlığı diyelim biz buna. Burada insanlar kitleler halinde Müslüman oldu. Tabii. Filan. Yani İslam'ın önündeki en ciddi şu an tehditlerden birisi, tehlikelerden birisi İslam'ın protestanlaştırılması tehlikesi. İslam'ın içeriden çökertilmesi tehlikesi. Yani dilin çözülmesi, İslami dilin, İslam'ı algılama biçiminin, hayata aktarılma biçiminin, dolayısıyla yeni bir dünyanın kurulması esprisinin tehlikeye girmesi. Yani bu konuda evet, biraz açar mısın? Diyelim ki bugün üniversite bünyesinde yer alan teoloji fakülteleri, Türkiye'de ilahiyat olarak tercüme edilen okullar, mesela bu dili taşımıyorlar. Bu söylediğin geleneğin dilini taşımıyorlar. Ya bu oradaki insanları küçük görmek onları şey anlamına ya gelmiyor yani. Genellemez şey kuşkusuz her zaman tabii, yanılgı tabii, içinde barındırır. Tabii. Ama öyle bir dili var. Ama istisnalar da geneleme yapmayı engellemez. Tabii. Bu anlamda kullanılır. Yoksa tabii, kimseyi tabii, ismen karşımıza almıyoruz. Tabii, söylemiyoruz. Tabii, tabii. Çünkü üniversitel yapı içerisinde doğan Avrupa'daki teoloji fakülteleri bir şekilde bizim dünyamızda da teoloji fakültelerinin eğitim tetriatına şu ya da bu şekilde sirayet etti. Şimdi içeriden dönüştürmek için de içerideki metodolojiden de yararlanmak gerekiyordu. Bu alanda bazı şeyler yanlış olarak bilimsel araştırmalarda, tezlerde falan konu da ediliyor. Mesela Hanefi kültüründen geliyor Türkiye ağırlıklı olarak. Osmanlı Medresesi'nin kurucu yapısında bu mezhebin sistematiği yer almakta. Şimdi bu sistematik içerisinde bu teoloji çevreleri şöyle oynayabiliyorlar. Hanefilik ibadet ve muamelat kelimesi arasında bir ayrım yapar. Ve bazı şeylerin ibadet olduğundan bahseder, bazı şeylerin muamelat olduğundan bahseder fıkıh bünyesi içerisinde. Bu 1800'lere kadar, hatta 1900'lerin başına kadar kendi doğal yapısı içerisinde kullanıma geldi bu kavramsallaştırma. Bir teknik ayrımdı, belli bir hassasiyetten kaynaklanan bir terminoloji farklılığıydı bunlar kuruluş olarak. Ama 1900'lerden sonra bu ayrımdan yola çıkarak o dönüşüme projesinde kimi ilahiyatlı ilahiyat çevreleri bu söylemiş olduğumuz olumsuz projeye malzeme taşıyan araştırmalar yaptılar. Mesela, onlara önler açtılar, imkanlar açtılar. Bu isim üzerine girmek istemiyorum. Yani polemik konusu yapmak istemiyorum. Için, proje içerisinde içinde söylüyorum. Bu anlamda muamelat şu şekilde tanımlanmaya başlandı bu kez. İnsanların dünya ile ilgili ilişkilerini düzenleyen hukuk muamelat hukukudur. Ve bu ibadet içerisinde değildir. Din ise aslında ibadetten oluşmaktadır. İbadetler bütün çağlar boyunca aynıdır, değişmez, devam edebilirler. Ama muamelatlar çağdan çağa değişeceğine göre dinin asli yapısı içerisinde değildirler. Süper. Din bu alandaki din bu alandaki iddialarından geri çekildiğinde aslında dinde de çok mahsul bir şey yapılmaz. Gereksiz yere bunları biz din içerisinde görmüştük. Dolayısıyla dini bidatlardan, hurafeden ayıklıyoruz mantığı içerisinde ibadet ve muamelat ayrıştırıldı, ayrıştırılmak istenildi. Bunun altında birçok titri olan önemli ilahiyat çevreleri yazıyor, çiziyorlar. Bu süreç burada da kalmadı. Bir mehale sonra ibadet dediğimiz şeyler, evet ayrım yaptık ama acaba ibadet dediğimiz olan alandaki bazı unsurlar da aslında ibadet değil, muamelatta da biz yanlış olarak oraya mı koyduk dinlendirmeye başlandı. Ve ibadet daha da daraltılmaya başlandı. Yani kopuş boyutları.
Ben unutmayın da ben enteresan, yani bu ilahiyatçıları burada savunacağım ben. Yani şöyle, yani siz karşı çıkıyorsunuz anlamında değil de mesela Mehmet Hatipoğlu hocanın, yani ilahiyatçıların hocaların hocası birisi. Bursa'da 2-3 hafta önce bir şey olmuştu. Bir konferans. Orada enteresan bir şekilde bir din tarifi vardı. Çok yetici bir tarif ama. Müthiş bir tarif. Sarsıcı bir tarif. Din 24 saatinde insanın hayatına müdahale eder. Dinin 24 saatinde insanın hayatına müdahale etmediği an yoktur. Bu bakımdan din sadece İslam'dır. Müthiş bir tarif. Tabii. Müthiş bir tarif. Yani o şeyin sekülerleşme projesinin şeyine, ilahiyatlardaki arızalarını şey yapmıyor bu. Yani ilahiyatlarda yaşanan çok ciddi birikim ortaya çıkması lazımdı. O birikim çıkmadı mesela. Yani bir takım dergiler, şunlar bunlar, araştırmalar falan yapıldı ama çok ciddi, sarsıcı bir geleneğin kurulması gerekiyordu. Bu gelenek kurulmadı. Yani Beytülükme geleneğini düşünün. Yani çok kısacık bir zaman dilim aslında. Yani İstanbul'un kuruluşunu düşünün. Yani işte bizim yani Türkiye'nin en önemli şairlerinden birisi Yahya Kemal. Yani Yahya Kemal'in anlattığı bir şey var. Orada yani 50 sene içerisinde fetih sonrasında 50 sene içerisinde İstanbul yeniden kuruluyor. Silvaş'tan kuruluyor. Medeniyet Silvaş'tan kuruluyor. Filan. Yani bu şeyi göz önünde bulundurarak bence yani ılımlı İslam'ı konuşuyoruz. Ben bunun dinamiklerinden bahsediyorum. Tamam, güzel, nasıl gerçekleşiyorlar? Ta içeriden nereden başlıyorum? Ben burada sanus yapmak istemiyorum da. Tabii, yani, anlıyorum. Tabii. Karşıya ben hiç öyle özel bir isim falan almadım da, anlamı kullanmadım. Hayır. Hatipoğlu Hoca'ya saygım da vardır. Bahsetmiş olduğum bence bu dönüşüm, devam edin yani. Bence, dönüşüm yani süreci ibadetler alanında yaptıkları gibi orada da kalmadı. Aslında diyelim ki Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanları'nın yazmış olduğu İlmihal kitaplarında İslam üç şeyden ibaret olarak takdim edildi. Bu inançtır, ibadettir ve ahlaktır. Oysa geleneksel yapı içerisinde buna muamele, hukubat da dahil edilirdi. Bu ikisi modern dönem, ulus devlet dönemindeki ilahiyat kitaplarının bünyesinden çıkartıldı. Din kapsamı dışında tutuldu. Bunu tekrarlayabilir miyiz? Bu önemli, hatırlasın. Yani klasik tasdik içerisinde Hanefi sistematiğiyle din 5 bölümde incelenir. Tamam. Birincisi ibadet bölümüdür. İnanç bölümüdür, akaid bölümüdür. İbadet bölümüdür, muamelat bölümüdür. Ukubat bölümüdür. Yani ceza yasalarıyla ilgili alanlar vesaire. Cumhuriyet dönemi ilmihallerinde din 3 alandan ibaret oldu. Bunlar inanç, ibadet ve ahlak. Diğerleri zaten dinin konusu dışında telakki edilmiştir. Şimdi muamelat ile ibadet arasındaki ayrıma Hanefi fıkhına yol çıkarak nasıl bir yorum getirdiklerinden bahsettim. Sonra ibadetlerin sahasında daraltmak istediler. Birçok şeyler aslında ibadet değildir ama bunu muamelata dahil etmeniz lazım. Ama ibadet içine girmiş. Mesela zekatla ilgili birçok unsur, faizle ilgili unsurlar muamelat kapsamı içerisinde görülmeye başlandı. Dolayısıyla bu alanda da bir seküler düzenlemeler yapabiliriz. Dine refah etmeden çağdaş normları içselleştirebiliriz, alabiliriz. Mantığı geliştirildi. Faiz bu bakış içerisinde birçok çevrede yubahlaştırıldı. Bir başka alana taşındı vesaire. Yani bozulmanın ufuklarına baktığımızda çok daha tehlikeli unsurlar da gözükebiliyor. En birinci halkaya itikat alanında dahi konu taşınmak istenebiliyor. Başarılabilirse. Diyelim ki İslam ve tahrip edilen dinler arasında bir mesafe varsa ve İslam onları tahsis etmek, düzeltmek için gönderilmişse, bu onun en temel üzerinden bir tane ise, Kur'an-ı Kerim uzunca birçok Medine ayetlerinde Yahudi ve Hristiyanlara karşı bir mesaj taşıyorsa, hakiki dinlerine dönmeye davet ediyorsa, bunları akide alanında dahi Müslümanlar söyleyemez duruma getirilmek isteniyorlarsa, bu akide alanında da kıstırıldığımızı gösteriyor, daraltılmak isteniyoruz. Deniliyor ki Hristiyanlık ve Yahudiliğin akaid esasları ile İslam'ın akaid esasları arasında aslında çok önemli kavga yoktur. Teferruat kavgaları vardır. Dolayısıyla bunlar inanç alanında aslında tek bir topluluk olarak algılanabilirler. İbrahim dini içerisinde daha mülayim olarak bakabiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu mülayimlikle ilgili de yanlış referanslar kullanılıyor. Diyelim ki Allah-u Teala bütün insanlara silme davet edin buyuruyor Bakara suresinde. İnsanlar toptan kafreten onun dinine girsinler diyor. Silim, barış, İslam davetidir İslam bu. Veyahut da Bakara Ali İmran suresinde aramızdaki ortak kelimeye gelin. O da mesela. Yani öyle diyorlar. Yani bu ortak kelime, silme davet edilme, İbrahim'in Hanif dinde olan vurgular, bütün bunlar da akaid alanındaki bu pürüz gibi
bazı alanları ön plana çıkartmayalım, teferruatta terakki edelim, dinin aslı bunlar değildir mantığı içerisinde gündemleştirildiğinde, belli cemaatlerde bu işin gönüllü bir sahiplenişini sergilediklerinde tuhaf durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi sekülerleştirme, İslam için söylemiş olduğumuz proje aslında bir dini proje değil, laik bir projedir, dünyevi bir projedir ve kilisenin bir projesi değildir bu. Ama şu girmiş olduğumuz son alandaki hadise kiliseyle ilişkili bir hadisedir. 1962'de yapılan Vatikan Konsili'nde diyalog masası adıyla bir masa oluşturuldu. Bu masa şunu söyledi, biz İslam'la olan 1300 yıllık tarihimizde misyonluk çalışmalarına başarılı olamadık. Protestanların misyonerlik faaliyeti dışında içine girmeyecek bundan sonra Katolik Kilisesi. Başka bir dil geliştiriyor dediler. Bu ne olacak? Atik şekilde İslam ülkelerinde onları Hristiyanlığa davet eden, Hazreti Peygamber'e, Kur'an'a onların değerlerini saldıran, tahkir eden, küçümseyen bir dili ondan sonra kullanmayacağız dediler. Tam tersi bir dil kullanacağız. Öncelikle bu dinlerin merkezinde, bünyesinde yer alan bizimle ilgili onları dinletmemiz için aklımızda övücü olan ayetleri referans alarak diyalog oluşturacağız. Yani ortak olarak kitlenin önüne bir misyoner papaz olarak çıkmayacağız. Yanımıza Müslümanların din adamlarını alarak diyalog toplantıları, paneller tertip edeceğiz. Bu takdirde kitleyi bizim için dinlemeye bizzat Müslümanlar taşıyacaklar. Yani misyonerlik olayı diyalog haline dönüştürüldü. 1962'den beri Vatikan Kilisesi'nin bir projesi. Şimdi İslam'ın dünyasında yer alan ortak kelimeye gelelim davetiyle bunun arasında korkunç farklılıklar vardır. Ortak kelimeyi çağrıyı Kur'an-ı Kerim gündeme getirdiğinde şunu söyler. Yani içimizden birini diğerinin Rabb'i haline dönüştürmeyelim. Olmadık yere durup da İsa'yı tanrılaştırmayalım. Ortak yaratıcı Tanrı'da birleşelim. Yani bu anlama tahrip ettiğiniz unsurları temizleyin. Hakiki dine yükselin. Bu anlamda onlara yapılan bir çağrıdır. Kur'an'da Allah'tan Rahman olarak bahsedilir. İncil metinlerinde Allah'ın acıma, sevgi vasfı ön plana çıkartılır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Hristiyanlara seslenmiş olduğu ayete de bakıyoruz. Allah-u Teala'nın rahmet ismini çok fazla kullanıyor. Bir ortak dil arama özelliğidir. Bundan da yararlanabilir. Örnek vereyim yani istatistiksel olarak. Kur'an'da yaklaşık 60'a yakın ayette Rahman kelimesi Allah için kullanılır. Yani enteresan değil midir? Bunun tam 3'te 1'i sadece bir surede kullanılır. 114 sene oluşuyor. 60'a yakın Rahman kelimesi Kur'an-ı Kerim'de var. Ama bunun 20 kadarı tek bir surede kullanılır. Meryem suresidir. Yani kalkıp Allah'tan sevgi olarak bahseden, Rahman kelimesinin ismini ön plana çıkartan bir dili Allah kendini tanımlarken Hristiyanlara konuşmuş olduğu metinde daha fazla kullanmış. Aramızdaki ortak bir kelime, Rahman kelimesi almış. Bu anlamda bir şeyden yararlanmış. Elbette bu anlamda insanlarla konuşurken tatlı dille konuşmak, ortak unsurları ön plana çıkartmak, bütün bunlar doğru. Ama diyalog dönüştürücü hale dönüştüğünde bu tahrip olur. Bu anlamdaki faaliyetlerinde tabii iyi niyetli birçok çalışmalar vardır. İyi niyetli birçok insanlar bu işler içerisinde yer alıyorlar. Bunları küçümsemek istemiyorum. Ama karşı taraftan bakıldığında onlar bunu bu yerde semerlendirmek istiyorlar. Bu tuzağa karşı dikkatli olmak, bunun içerisinde diyalog elbette biz varız. Yani bütün medeniyetler arasındaki asıl büyük diyaloğu biz gerçekleştirdik. Yani bütün Hint medeniyeti, biraz önce de altını çizdim, Mısır, Mezopotamya, Antik Yunan, bunların tecrübelerini sadece temellik etmekle, öğrenmekle falan kalmadık. Aynı zamanda kendimize mal ettik ve o medeniyetlerin birikimlerinin yaşamasını sağladık biz. Ya bu çok önemli bir şey. Yani Batılıların yapamadığı şey bu. Belki buradan ikinci bölüm için, programın ikinci bölümdeki konuşma için biraz da çağımıza dolayısıyla gelecek olursak, Batılıların yapamadığı şeyi biz yaptık tarihte. Tabii. Yani biz de demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerinden falan bahsetmelerine ihtiyacımız yok. Yani bunu kendiler de söylediler. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girdirilme sürecinde İngilizler, bunu İngilizler söylüyor, bunun altını çiziyorum. İngilizler bunu becerirler. Acayip bir numara çevirmek için söylüyorlar bunu. Biz medeniyeti Osmanlılardan öğrendik diye söylediler. Yani yazdı işte The Independent gazetesi, bayağı müthiş bir şey yazdı. Yani Osmanlılardan medeniyete ilişkin, adalete ilişkin, hakkaniyete ilişkin, hukuka ilişkin, farklılıklara saygı ilişkin neler öğrendiğini dünyanın. Ya çok özet bir şeydi bu ama enteresan bir şeydi. Ama bunu İngilizlerin söylüyor olması bence biraz altını çizmemiz lazım. Yani bayağı uzun hesaplı
işler yapar çünkü kendinize. Ben bu tespitte hem katılıyorum ama problemli noktalar da var. Buyurun. Kendim açımdan. Şöyle yani diyelim ki bazen yanlış olarak Batılılar İslam hakkında övücü, takdirkar sözler ettiklerinde işte Medine uygarlığının temelinde İslam'a katkılar falan var derken koşulsuz birçok doğru şeyi söylüyorlar. Bu anlamda bunlar altını çizeriz. Yalnız bazen bunun yankısı bize şöyle de olabiliyor. Bugün eleştirmiş olduğumuz, değişmesini arzu etmiş olduğumuz Batı'daki değerlerin de temelinde birazdan ara vereceğiz. İslam olduğu söylenebiliyor. Ara vereceğiz. İsterseniz. Oldu. Aradan sonra devam ederiz. Tamam. Okay. Yani son cümlenizi söyleyeyim bence. Bu kadar. Bu kadar. Ederiz. Evet. Sevgili seyirciler, Kemal Arif sözüyle nefes nefese bir sohbet oldu. Yani konuşmadığımız konu yok ama dil İslam dünyasının dolayısıyla dünyanın temel sorunları ekseninde dil sorununu, dünyayı algılama biçimimizi, dünyaya kendi dilimizi kurarak, kendi dilimizle dolayısıyla gözümüzle bakma esprisini konuştuk. Bunun imkanları üzerinde konuşuyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. İslam toplumu başarı elde edilen bir güç değil. Onunla beraber olmanın getirmiş olduğu güçtür. Allah yanında olan, onunla beraber olan hiçbir yalnızlık taşımaz. İkinci olarak bu nereden geldi, nereden gitti sorusunun cevabında gelinen yerle gidilen yer farklı yerler değildir. Aynı yerdir. Gelinen yere gidilmektedir. Dolayısıyla İslam medeniyetinin tarih tasavvurunda döngüsel bir tarih vardır. Baştan tekrar sona dönülecektir. Gelinen yer Allah'tır ve dönülen yer olan yer Allah'tır. Ama sivilizasyon oluşturmuş olduğu tarih tasavvurunda lineer bir çizgi vardır. Sürekli bir evrim vardır. İlkellikten mükemmeliyete doğru bir gidiş varsayılmaktadır. Dolayısıyla insan geriye baktığında iyi ki ilkel değilim der. İleriye baktığında yok olacağım ve benden sonra gelenler daha gelişmiş olacak. Ben şanssızım der. Bunun tedirginliğini yaşar. Bu anlamdaki geçmiş gelecek kaos içerisinde verdiği bu sınırlı bilgi de yine kurucu bir kimlik değildir. Hastalıklı bir kimlik üretir. Üçüncü olarak medeniyet ve sivilizasyonu doğuran kelimeler, Medine kelimesi ve Civitas kelimesi üzerinden de ayrıştırabiliriz. Yine Ramazan ayı içinde yaptığımız sohbette kullandığım cennet ve nehir sembolizmini kullanacak olursam eğer, cennet Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatımızda müminler yaşamış olduğu alan içinde kullanılır. Hamd buradan doğar. Varlık alanı içerisinde Allah bize nimetler ihsan etmektedir. Bundan dolayı Rabbimize sürekli hamd içine yaşarız. Bu da bize bir iç huzur verir. Yani cennette yaşarız. Allah'la olmak bu huzur bize bahşeder. Dolayısıyla Allah'tan koptuğumuz her an huzursuzluğu yaşarız. Bu bizim için cehennem haline dönüşür. Dolayısıyla cennetten gelip cennete gidiş, Allah'tan gelip Allah'a gidiş, içinde bulunmuş olduğumuz dünya hayatını da aslında bir zulme dönüştürmez. Bu bilinç. Bu dünyayı da cennet haline dönüştürür. Dolayısıyla huzur bu anlamda da bir kesintisizlik ortaya çıkartır. Fecr suresinin sonunda okunan "Ey mutmain olan kişilik dön Rabbine" ayeti ölümden sonraki dönüşle açıklanabilecek darlıkta değildir. Bu dünyadayken tercihini Allah'tan yana kullanmış, ona bağlanmış olan kişi Allah'ın cennetine bu dünyada girer ve mutmain olur. Dolayısıyla huzurlu kişiliği, paranoyik olmayan, şizofrenik olmayan insanı bu medeniyet var eder. Dolayısıyla insan için var olan bir medeniyettir. Ama sivilizasyonda insan... Halbuki öbür tarafta tam tersi bir şey var. Yani hümanizm üzerinden, insancılık üzerinden, hümanite... Yani, müthiş bir paradoks var. Güya insan kelimesi kullanılır ama insanın ortadan... O insan değil. İşte asır süresindeki... İnsan olmadığı için. Asır süresindeki kelimeyi bu anlamda özel olarak kullanıyorum. Evet. Yani bu asır diyorum, Rönesans sonrasının asrı olarak alırsak eğer... Burada ortaya çıkan insan, human, tarih içerisinde sapkın bir insan tipidir. Örneği olmayan, bozulmuş olan bir insan tipidir. Tam tersine sivilizasyon iktidar ettiğinin dili, ilerleme dilini tersine çevirerek kullanacak olursak, Batı tarihi insanı yozlaştırmıştır. Gittikçe yoksullaştırmıştır ve insani değerlerden onu soyutlamıştır, kopartmıştır. Dolayısıyla bir çürüme vardır, tefessüh olayı vardır. Tersine bir gidiş. Posthumanizm. Şimdi evet. Şu an konuştukları şey, yani işte humanizm 1500 sene önce konuşulan şey, şu an gelinen nokta posthuman, yani artık terk etmemiz lazım bu humanizm anlayışını. Çünkü insan hayatın merkezini eleştirmek, tanrısallaştırmak yani komik bir şey. İnsanı da hayattan uzaklaştırıyor. Sivilizasyon önce kiliseden insanı koparttı. Kilise şahsında tanrı. Elbette Katolikliğin
tartıştığımız, eleştirdiğimiz unsurlar var, ayrı mesele. Ama Batı tarihi içerisinde Katolikliğin yerine inşa edilen din Protestanlıkla mukayese ettiğinizde Katoliklik çok masum kalır onun yanında. Ama bir ileriki aşamada insan bütün normlara kendini kayıt altına alan, gelenekle şekillenmiş olan kazanımlarına karşı baş kaldırmaya itildi, sürüklendi. Dolayısıyla bu tamamıyla insanı parçaladı. Gittikçe daralttı. 1900'lerin başında ortaya çıkan feminizm gereği aslında humanizmin çok daha ikinci bir versiyonu, ileri aşaması haline dönüştü. Kadın menşeli, kadın kökenli olan insan bu kez erkeğe karşı kendini savunma içerisinde hissetti. Dedi ki humanizm aslında kadınlar açısından eksik bir ideolojidir. Orada erkek ve insan beraber tek bir tür gibi algılanıyor. Oysa insanlık tarihi kadına karşı yazılan bir tarihtir. Dolayısıyla önce kiliseyi yıktık, sonra devleti yıktık, sonra bütün gelenekleri yıktık. Şimdi ise kadın insan olabilmesi için erkeği yıkması lazım dedi. Ve kadını erkekten koparttı, erkeğe karşı konumlandırdı. Kadın ve erkeğin kopması ailenin kopması anlamına geldi. Medeniyet, aileler, Medine aileden oluşur. Medine'yi kuran şeyin içerisinde aile vardır. Kur'an-ı Kerim'de devletle ilgili çok sınırlı ayet vardır. Üst ve genel ayetlerdir. Ama Bakara suresi evliliğin nasıl kurulacağından, boşanmanın şekillendirmesine kadar, Nisa suresi müstakil bir suredir. Yani aile temelli konuyu ele alır. Çünkü en yaşanabilir ve sıcak hava, yuva ailedir. Medeniyet orada şekillenir. Tohumun, çekirdek orada. Tohum. Ama sivilizasyonun bugün gelmiş olduğu boyut, küresel boyutu aileyi imkansızlaştırdı. Çünkü erkek ve kadın farklı bir şekilde başka şeye dönüştü. Daha ötesi iki cins yerine bugün üçüncü bir cins var edilmek isteniyor. Tabii, erkeklerden kadınlığa, kadınlıktan erkekliğe dönüşebilen veya kadın ve erkek kalmakla beraber iki kimlikli yaşayan. Yani humanın eski humanla insanla ne alakası kaldı? Bu sivilizasyon içerisinde aile kurulamıyor, insan kurulamıyor çünkü insan erkek kimliğiyle, fiziğiyle kendini erkek görmesi, erkek kalmasını gerektirmiyor. Değiştirebilirim diyor. Ve kendi fiziğiyle savaş halinde. Bırakın başka insanlar, barışık değil. Yani kendisiyle barışıklığı bedensel olarak dahi mümkün olmaz hale dönüştü. Bütün bunlar İslam dünyasının vaat ettiği gelenek ve geçmiş tasavvurunda mümkün olmayan alanlar. Yani dolayısıyla şu anki en sıkıntılı, problemli, büyük bir buhranın eşiğinden geçtiğimiz bir zaman dönemini bile aslında bu kendi içimizdeki neşveyi biz yitirmiştik mesela. Yitirmiş değiliz. Yani Ramazanlar bunların en şeyleri, en önemli göstergeleri, en zirve noktasına zaten çıkıyor. Veya yılın içerisinde işte haftalarda işte cuma gününde bu şeyi biz yaşıyoruz falan filan. Yani buralara fazla girmek istemiyorum. Yani bizim her şeye rağmen ne olursa olsun en temel meselelerde İslam'ın zaten söyleyebileceği şeyler ortada. Yani en temel meseleleri halledemediği sürece hakim bir medeniyet insanın en temel sorunlarına cevap üretemediği sürece, en temel sorunlarını doğru cevaplandıramadığı sürece, doğru tarif edemediği sürece o zaman çoğalacaktır. Bütün dünyada çoğalacaktır. Bu ifadeyi özellikle kullanmıyorum. Çünkü yani gelinen noktaya baktığımız zaman işte demokrasi, insanlıkları, özgürlükleri falan geldiğimiz noktada tam tersi bir pratik var. Yani bu yeni olmuş bir şey değil ki. Bütün tarihi böyle. Yani şeye baktığımız zaman yani savaşlar tarihi, barbarların istila tarihi bu. Yani 5. 6. yüzyıllara kadar Avrupa'da barbar istilaları var. Yani 18. yüzyıllara kadar Berlin'de insan etinin satıldığı kayıtlarda yazılı bu. 18. yüzyıl aydınlanma çağı bu. Evet. Yani gelinen noktaya da baktığımızda insanın ortadan kalktığı, öznenin ortadan kalktığı Foucault'un, postmodernlerin çok net bir şekilde ailenin çözüldüğü bir şey. Yani dünyaya tam da tersinden söylediğimizde bizim söyleyebileceğimiz şeylerin, İslam'ın söyleyebileceği şeylerin altını kısa kalın harflerle çizebilecek evet. olursunuz. Bir tane daha maddenin altını çizmek istiyorum. Sanırım üçüncüsü olacak. Bir de şöyle bakalım. Sivilizasyonu yine vardığı noktadan bakarak resmediyorum artık. Gerisine doğru konuşacak değilim. Belki dünyada 300, 500, 1000 artık ne dersiniz çok sınırlı sayıda insan için dünyayı var kılıyorlar. Bu anlamda bu görünmeyen bu human içerisinde bir yeni insan daha yarattılar. Human içinde human bunlar. Ama topluluk içerisinde görünmeyen, herkesin bilmedikleri yerlerde yaşayan çok sınırlı bir çevre. Yani bütün dünyayı yöneten bir kadro bu. Adeta görünmeyen ama her yerde var olan, etkilerini gündelik hayatımızda, evimizde hissetmiş olduğumuz bir güç var. Gizli. Bir gizli güç ortaya çıktı. Yani bu da çok cazip bir şekilde bana Kur'an-ı Kerim'deki cinler kavramını çağrıştırıyor. Kur'an
insanlardan ve cinlerden bahseder. Sözlük anlamıyla insan kendisiyle ünsiyet edilebilen demektir. Cin ise görünmeyen demektir. Gözleden ırak olan demektir. Yani deyimsel olarak in misin, cin misin diye sorulduğunda bu anlamda kullanılır. Cin görünmeyendir. Cinliler dediğimizde yine böyle tehlikeli, tekin olmamış olduğumuz ortamdaki tasvirler yaparız. Adeta humaniter de kendi içerisinde cinler var etti. Görünmüyorlar onlar. Etkileri var, tesirleri var. İnsanları etki altına almak istiyorlar. Müthiş bu ya. Anlamda kendi içerisinde humaniter cinni de var etti. Yani zaten ürettiği şey de yani mesela medyanın kendisi böyle bir şey. Yani evet, şu an içindeki, içinde olduğumuz şey. Şimdi bu güç korkunç şekilde serveti, dünya servetini elinde barındırıyor. Bu anlamda da medeniyet açısından baktığımızda Kur'an-ı Kerim Haşr suresinde mal aranızda sadece zenginler arasında dolaşan bir devlet haline dönüşmesin buyuruyor. Burada kullanılan o devlet kelimesi türemiş olduğu kelime kullanılmıştır. O da enteresandır. Hmm. Yani bugün dünyayı yöneten, idare etmek, demokrasi falan bütün bunlar işin görüntü taraftarları tarafı. Ama asıl büyük sermaye, kapital yönetiyor dünyayı. Ve Kur'an diyor ki dünyayı yöneten bir güç haline dönüşmesin para. Hangi ayet? Sermaye. Haşr suresi 9. ayeti. Haşr 9. Şimdi bu anlamıyla baktığımızda kapital dünyada devlet olmuş. Yani bu iki kavramı beraber aynı ayet içerisinde kullandığımızda korkunç çağrışımlar karşımıza çıkıyor. Ve küresel bir sistemden bahsedince de o takdirde küresel bir sermaye var. Ve küresel sermaye devlet olmuştur. Ve kendi kontrol dışında bir sermayeyi de tanımak istemiyor. Sermaye demek, serbest piyasa girişimi demek, bu küresel sermayeye entegre olmuşsanız, onun taşeronu olmuşsanız size hayat hakkı tanıyor. Yoksa serbest girişim imkanınızı da elinizden alıyor. Dolayısıyla o sermayenin şekillendirme, biçimlendirme biçimine entegre olmasanız dünyada size yaşama şansı vermiyor. Bu medeniyet içerisinde düşündüğünüzde olmaması gereken şey. Bu anlamda enteresan olarak, teklif olarak da ben bu devlet kelimesi ve hükümet kelimesini farklı olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu gelmiş olduğum nokta açısından bakarsak. Eğer dünyada tek bir sermayenin egemen olmuş olduğu bir küresel devlet varsa, para devleti varsa, buna karşı bizim özgürlük alanımız hükümet kelimesiyle kurulabilir. Hükümet kelimesi, hikmet kelimesiyle bağlantılı bir şey. Yani hikmet, ulumul hikmet tasavvur için anlatmış olduğum o tasnifin siyasal boyut olarak düşünün. Müslüman topluluklar demek ki kendi coğrafyalarında bu parasal devlete karşı onun egemenliği alanından kendisini çıkartabilecek, kendi topraklarıyla, geleneğiyle bağışık olan bir hükümet ortaya çıkartması lazım. O siyasal çatı bu hükümetin ortaya çıkmasıyla mümkün hale gelebilir. Bu boyutuyla da sivilizasyon için devlet kelimesini küresel para anlamında, medeniyetimiz için ise hikmetle bağlantılı hükümet kelimesini önceleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Üçüncüsü? Üçüncüsü olarak bunu söylemiştim. Tamam, üçüncüsü olarak bunu söyledim. Ekonomi ve siyasal yapı. Anladım. O zaman burada bitireceğiz. Son olarak özetleyeceğiniz, altını çizmek istediğiniz bir şey varsa bunun altını çizelim isterseniz. Yani A'dan Z'ye, 7'den 70'e tüm Müslümanlar yani bu soruyu kendilerine sorması lazım. Tamam. Ben ne işe yararım? Ben mutlaka işe yaramam gerekiyor. Allah beni var etmişse, hayata getirmişse beni muhatap almış. Bana sesleniyor. Demek ki ben muhatap alınabilme değerinde bir varlığım. Bende böyle bir cevher var. Kendimi zayi etmemem gerekir. Ve ümmetin bir evladıyım. Bu zincir içerisinde yeteneklerim, kabiliyetlerim ne? Bunu ölçmeli, biçmeli. Çocuklar, aileler bu konuda kendini test etmeli. Bu özelliklerini zenginleşecek, geliştirecek şekilde yönlendirmeli. Yani var olan materyali atıl kullanmayalım. Tam randımanlı kullanalım. Atın önüne etin önüne ot koymayalım. Yerli yerinde her şeyi uygun ve meşveret içerisinde danışarak, görüşerek ve konuşarak ama hiçbir şeyi de tekerleği yeniden keşfetmek şeklinde düşünmeyerek, geçmişte yapmış olduğun tecrübeyi ölçüp biçerek ve dışımızdaki dünyanın, sivilizasyonun gidişlerini takip ederek, izleyerek ve onunla kendi medeniyetimizi test ederek yürütelim derim. Çok teşekkürler gerçekten. Çok, ben de teşekkür ederim. Nefes bir şey oldu, nefes nefese. Özellikle İslam dünyasının dolayısıyla dünyanın sorunlarını bir medeniyet perspektifi ekseninde konuştuk. Bayağı ciddi şeyler çıktı ortaya. Bu tür programlara inşallah devam ederiz önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. Evet sevgili seyirciler, açılım bu hafta şimdilik bu kadar. Kemal Ersözlü Bey'e katıldığı için verdiği... Evet, tekrar merhaba sevgili seyirciler. Kemal Ersözlü ile yaptığımız sohbeti devam ettireceğiz. İkinci bölümündeyiz. Kemal Ersözlü gerçekten İslam dünyasının
sorunları üzerine başladığımız sohbeti dil sorunu üzerinden çok enfes bir noktaya getirdi. Bir yeni yolculuk yaptık ve nefes kesici de bir sohbet oldu. Şimdi son olarak aslında biraz İslam'ın bu dünyaya neler söyleyebileceğini, bizim birincisi bu sorunları nasıl çözebileceğimizi, nasıl bu sorunların üstesinden gelebileceğimiz, dil sorunu bütün sorunların şemsiyesi gibi çünkü. Dil, İslami bir dilin kurulması meselesi. Kendimiz olmamız, kendi özgüvenimizi geliştirmemiz, kendi kimliğimizi yeniden hatırlamamız, kendi kimliğimizi, kültürümüzü yeniden inşa etmemiz falan filan. Şimdi bu sorunları nasıl aşarız? Yani İslam'ın sorunlarını çarptık. İslam'ın dünyaya çok esas şeyler söyleyeceğini söyledik. İlk önce bu sorunları nasıl aşabileceğimizi, tam dil kuracağız da bu dili nasıl kuracağız? Biraz daha somut olarak kime ne tür görevler için ne tür süreçlerden sonra ne tür işlerin yapılması lazım? Yani bir öncü kuşağın yetiştirilmesi lazım. Çünkü mesela Hadid suresinde altı çizilen şey yani kitabın mizanın yeryüzünde hakim kılması. Peygamberlere yüklenen misyon bu. Hazreti Peygamber son peygamber. Alimler bu işi yerine getiriyor ama alim figürü de ortadan kalktı. Yani dolayısıyla İslam'ın yeniden Müslümanların hayatına hiç olmazsa en azından çekidüzen verebilmesi için bir medeniyet boyutunda hayata müdahale edebilecek bir pratik ortaya koyabilmesi için, performans ortaya koyabilmesi için bu misyonu yerine getirecek bir öncü kuşağın olması lazım, bir hazırlanması lazım. Yani bunlar nasıl hazırlanacak? Yani bunların üzerine biraz kafa yoralım isterseniz. Ondan sonra biz bu dünyaya neler söyleriz, nasıl söyleriz? Dünyanın biz bir şeyler söylediğimiz zaman dünyanın gerçekten ihtiyaç hissettiği şeyleri söyleyeceğimizi biz hissediyoruz. Batılılar daha iyi hissediyor aslında, pardon. Yani aslında batıdaki akademiya İslam'ın imkanlarının, İslam'ın bu dünyaya neler söyleyebileceğinin Müslüman dünyadan, Müslüman dünyadaki entelijansiyadan, zihin savrulması yaşayan, özellikle Türkiye gibi ülkelerde acayip bir şekilde entelektüel melekeleri körelmiş, tarumar olmuş, entelijansiyadan çok çok daha iyi biliyorlar. Yani İslam, o yüzden İslam dünyasını kuşatmış durumdalar. Tesadüfi değil. Niçin kuşatmıyorlar? Japonya'yı kuşatmıyorlar. Latin Amerika'yı kuşatmıyorlar da bu kadar. İslam dünyasını kuşatıyorlar. Bu yani basit bir soru değil yani. Üzerinde kafa yorulabilecek bir şey. Yani biz yeniden İslam'ın medeniyet sıçramasını gerçekleştirmesini mümkün kılabilecek adımları, atılımları nasıl gerçekleştirebiliriz? İçinde bulunduğumuz hal aslında tam anlamıyla bir yıkım ve bitmişlik hali değildir. Sıfırdan başlamıyoruz. Bu anlamıyla kitap ortada. Kitap ortada, ortada, yaşayan gelenek ortada, her şeyiyle yaşayan bu anlamda. Yani Batı'da böyle ortada bir şey de yok. Kabe ortada, bakın, Mekke ortada, hac yaşıyor, cuma yaşıyor, camiler varlığını koruyor ve insanlarda kalbi bir bağlantı da dille irtibatlı olarak var. Genel bir kitle o dinden onu yalıtsanız üzerinize yürür. O dine nispetini ve kitap nispetini koruma azmindedir. Bunlar ortak yeni bir asabiyenin vücuda girmemesi için gerekli başlangıç materyalleridir. Kur'an iki türlü sorumluluk yüklüyor ümmet bireylerine. Biri ferden ferde her bir Müslümanın teke tek Allah'la ilişkisini yaşaması gereken din hayatı. Farz el kifaye başlığı altında bunları biliyoruz. İkincisi farz el ayın. Farz el kifaye, farz el ayın ters olarak söyledim. Düzeltelim. İkincisi ise toplumsal sorumlulukların paylaşmalı olarak icrasına yöneliktir. Ümmetin birçok alanda sorunu var. Bu alanların üstesinden herkes ilgilenerek kalkamazlar. Pardon, bu iş bölümünü gerektirir. Bu iş bölümü olmadığı müddetçe belli insanlar ferden ferda üzerine yükümlü olan sorumluluğu yerine getirmenin ötesinde medeniyetin, Medine'nin inşasında bana düşen görev nedir sorusunu sorup buradan bir durumdan vazife çıkartmak şeklinde kendi yetişmeye yönelik bir çalışmaya, çabaya girmediği müddetçe bu çabayı sergilen insanlarla bir araya gelip ortak çalışma üniteleri vücuda getirmediği müddetçe altından kalkabileceğiniz bir şey değil bu. Bu iki boyutlu olarak olaya böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Olayın önce siyasal yapısından başlayayım. Sonra alt ünitelerine doğru bu farz-ı kifayeyi açmaya çalışacağım. Peygamberimiz vefat ettiğinde Nisa suresinin 59. ayetinde yer alan bir ayetin tefsirinde Müslümanlar sıkıntılı yorumlara zaman zaman duçar olmuşlar. Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Sanılıyor ki daha çok ulul emir, bizden olan emir sahipleri Müslümanların devlet başkanıdır.
Halbuki ayetin inmiş olduğu bağlam içerisinde konu işte böyle değildir. Ulul emir, peygamberle beraber yürüyen, işleri evren, çeviren, onun ordu komutanlarıdır, valileridir, öğretmenleridir. Hı. Yani risaletin tamamlayıcı rüknü olarak kendisini peygamber adamış olan insanlardır ulul emir. Allah Resul ve sizden olan ulul emir. Peygamberin vefat ettiğinde bu anlamda ulul emir vefat etmedi. Onun ordu komutanları, zekat memurları, öğretmenleri, cuma imamları hepsi hayattaydı. Ama bunları koordine edecek olan peygamberin makamı boşalmıştı. Hı. Müslümanlar bu makamı doldurmak ihtiyacı hissettiler. Hilafet kurumu buradan vücuda geldi. Seçilmiş olan Hazreti Ebu Bekir hilafet nispetini peygamberimizle bağlantılı olarak kurdu. Kendisine Halife-i Resul dedirtti. Hı. Halifetullah diyenlere yapmış olduğu itiraz önemli. Hepiniz Allah'ın halifesiniz. Ben de öyle diyor. Artı olarak burada peygamberin halifesi olma misyonunu edindim. Herhangi bir konuda yanılgıya düşersem ben, siz Allah'ın halifesi olduğunuz için her biriniz beni düzeltme hakkına sahipsiniz. Peygamberden doldurmuş olduğum makam da risalet makamı değil, riyaset makamıdır. Yani ben yeni bir peygamber değilim. Sadece Müslümanların işlerinin tedvinindeki koordinasyonu sağlamak konusunda var olan ulul emri bir düzen içerisinde yaşayan bir ırmağa dönüştürmek için ödevli kılınmış oluyorum dedi ve konumunu çok yerli yerinde bir yere yerleştirdi. Dolayısıyla batıdan inşa eden, kiliseden bize sirayet eden biçimiyle İslam'da hilafet kurumu bir zillullah değildir. Yeryüzünde Allah'ın gölgesi değildir. Bunun ötesinde peygamberin gölgesi değildir risalet anlamında. Riyaset anlamında boşalmış olan ulul emrin koordinasyonunu sağlamaya yönelik bir makam olarak karşımıza çıktı. Tarihsel olarak doğrusu ve yanlışıyla, güzel tecrübeleriyle ve eleştirmesi gereken yönleriyle yaşanmış olan süreçleri biz 1900'lere kadar taşıdık ve getirdik. Ama 1900'lü yıllarda küresel sistemin bizi muazzam şekilde şamar altına aldığını görüyoruz. Sömürgecilik bütün boyutlarıyla İslam dünyasının her yerinde başarılı sonuçlar verdi. Maalesef ülkemize de verdi. Dolayısıyla medeniyetin yaşayan kurumları, o farz-ı kifayenin yaşanması için geliştirmiş olduğumuz vakıflar vesaire bütün oluşumlar hepsi başsız kaldı. Adeta başsız kalış, koordinasyonun bozulması, dolayısıyla işlerin yürümemesine, teker teker çözülmesine, dağılmasına yol açtı. Çünkü oturan tepedeki yönetici küresel sistemle sömürge ülkeleri için söylüyorum, kan bağı olan kişiler var olan bu sistemleri o sisteme entegre etmeye başladılar. Adeta bizim ulul emirlerimiz, yaşayan mekanizmalarımız en tepede bir başka sisteme bağlandı. Onun memurlar haline dönüştü. Dolayısıyla burada çıkan sorun işte Müslümanların siyasal İslam diye adlandırdıkları sorunu, Müslümanlar adına adlandırılan biçimiyle siyasal İslam diye adlandırılan sorunu doğurdu. Bir koordinasyon, irtibatsızlık ve çürümenin yürüyüşü. Ben buna Kureyş imametin yitirilişi diyorum. İmametin, önderlik kurumunun Roma'ya, sivilizasyona terki diyorum. Şimdi sivilizasyon da bugün kullanılan terminoloji içerisinde kendini iki şekilde ortaya koyuyor. Bir, hükümet merkezli, government merkezli organizasyon. İkincisi ise non-government, parlamento dışı, sivil toplum kuruluşları biçiminde karşımıza çıkıyor. Bu boyutuyla Müslümanlar sivil toplum kuruluşları oluşturduklarını söylediklerinde yine bir dil problemi yaşanıyor. Sivil toplum, sivilizasyon içerisinde ortaya çıkmış olan bir alandır ve kurumdur. Müslüman medeniyetinde ortaya çıkan şey ise sivil toplumlar değil. Onun kendi mekanizmaları, kendi kurumları, yaşayan dinamikleri vardı. Bunların da ihya edilmesi bu projenin içerisinde yer alıyor. Birçok insanda farz-ı kifaye olarak mesela vakıf müessesini bütün boyutlarıyla inşa etmenin peşine düşmeleri gerekir. Bir başkası bir başka alanda. Dolayısıyla medeniyetin öncelikle bu çürümeye tabi tutulmuş olan bütün kurumları canlandıracak çalışmalara ihtiyacımız var. Çok yoğun çalışmalara ihtiyacımız var. Bunların en temelinde ise eğitim teşkil eder. Çünkü bütün kopuş Osmanlı eleştirisinde de medrese düzenini 1800 yıllarda kendini yeniden inşa edemeyişine bunu irca etmiştim. Bu yatmakta. Dolayısıyla bu çaba çok yoğun bir uğraşı gerektiriyor. Hem finansal açıdan hem de bu işe kendini adamış adeta bunu hayatının olmazsa olmaz parçası halinde dönüştürmüş insanlara ihtiyaç doğuruyor. İşte buna biz münevver dersek isabetli bir kelime kullanmış oluruz diye düşünüyorum. Eğer sivilizasyonun kurucu aktörleri entelijentlerse biz de bunun karşılığı münevverler olabilir. Çünkü zulümata karşı aydınlanmayı, vahyin dilini inşa etmeyi amaçladığımıza göre semantik olarak uygun kavramlaştırma süreci münevver olabilir. Şimdi burada da enteresan bir şey var. Yani bir çelişki gibi gözükebilir. Buyur. Yani ben biraz kışkırtayım size. Yani şimdi aydınlanma düşüncesini kurarken
Onlar da karanlıklardan aydınlığa. Aydınlık zaten. Karanlık bir şey var. Karanlıklardan aydınlığa geçiş var. Bizde de yani işte münevver üzerinden söylediğiniz, medeniyet üzerinden söylediğiniz şey, bizde de yani zulümattan nura diyoruz. Yani herhalde karanlık ile zulümat aynı şeyler değil. Herhalde aydınlık ile nur aynı şeyler değil. Biraz bu kavram benzerliği, bir evrensel bir durum var burada. Başka tür kavramlar zaten kullanılmaz bu tür durumlarda mı diyoruz? Yoksa yani onlardan şöyle bu şekilde de olsa bir takım esintiler, izler falan taşıyor olabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Yani batıdaki bu kelimenin gerisinde bir mitoloji vardır. Prometheus mitolojisi vardır. Evet. Malum hikayeyi bilenler açısından Promete'nin durumu ve Latince olarak değil de Grekçe telaffuz etmiş oldum. Tamam. Yani onlardaki çıkış hikayesi Zeus'un kontrol altında yaşayan ve bundan muğdar olan kitlelere, halka, insanlara bir yaşam alanı açan bir mitoloji kahraman Promet. Bu şahıs ateşi Zeus'tan çalıyor. Zeus ateşi insanlardan kıskanıyor. Çünkü ateş ona güç veriyor. Onu korunaklı bir alanda Zeus Antik Yunan'daki en büyük tanrı oluyor. En büyük tanrı Olympus'un tepesindeki tanrılar hiyerarşisinin tepesinde. Çünkü çok tanrılı bir sistem var. Dolayısıyla Prometheus ateşi çaldığında Zeus'u sadece ona ait olan aydınlık odasından onun tevası kullarının da istifade etmesinin şansını doğuruyor. Ateşi işleyerek insan, bugün Batı medeniyeti insanlık tarihindeki teknik evrimde ateşin bulunuşunu, keşfini önemli bir mehal olarak takdim ediyor. Dolayısıyla ateşin yaymış olduğu ışık içerisinde bir aydınlanma misyonu var. Şimdi Rönesans aydınları kendilerini adeta bu Promet'in yerine koydular. Şunu söylediler, insanları kilisenin yaratmış olduğu karanlıklar dünyasından, orta çağdan biz kendisine hayat alanı, yaşam alanı açabilecek olan bir çağa intikal ettireceğiz demeyi adeta getirdiler. Tabiatıyla bu dönemde bu kavramlar kullanılmadı. 200 sene sonrasına aşina ama geri doğru uyarlayarak söylüyoruz. Böyle bir vaka ortaya çıktı. Yani kendilerini insanın Tanrı karşısında ezilmişliğinden onu kurtaran ve insanın tarafını tutan bir misyon icra eden kişi olarak takdim etmiş oldular. Dolayısıyla Human Tanrı'ya karşı, Theos'a karşı konumlandırılmış oldu. Dolayısıyla insanı kurmak demek Tanrı'yı yıkmak anlamına geliyordu. Tanrı'ya ait olan bilgiyi, Tanrı'ya bilgi kelimesi Tevrat kökeni olarak kullanılır. Orada da Tanrı tahrip edilen Tevrat'ta insandan bilgiyi kıskanır ve insandan bilgiyi şeytan armağan eder. Dolayısıyla Prometheus orada şeytan şekline dönüşmektedir. İnsan bilgiyi edindiğinde ve ışığı edindiğinde Tanrı'ya ait olanı edinmiş hale dönüşür ve Tanrı'dan olur. Aynen Tevrat'ta kullanılan ifadesiyle o da içimizden biri haline dönüşür diyor. Dolayısıyla humaniter döneminde insan bu biçimiyle tanrısal egemenliğe öykünmüş oluyor. Yani. Onun fıtratında yaratmış olduğu mayayla suretini Tanrı'ya benzetme amacına yönelik bir elemlik içerisinde değil, tam tersine Tanrı'yla kavga ederek kişiliğini kurma şeklinde bir misyon icra ediyor. Bütün bir humaniter dönem boyunca kavga, kiliseyle yapılan kavgada aydınlar bu Prometheus'un ya da şeytanın, yılanın oynamış olduğu role talip olmuş oluyorlar. Şimdi bu ışıkla Kur'an'ın elbette kastetmiş olduğu nurun arasında hiçbir bağlantı yok. Tam tersi olarak bu mitolojinin en kurucu unsurlarına Kur'an-ı Kerim itiraz eder. Adem'i yaratır, onu eşyanın isimleriyle donatır. Tevrat'ta bu anlatım yoktur. Dolayısıyla bilgiyi çalma değil, tam tersine bilgiyle donatma insan için Allah tarafından yapılmış. Allah üzerinde onu gerçekleştirmiş. Dolayısıyla Allah'la kurulan doğru bağlantı insanın en fazla şekilde, en derin şekilde, en nüfuslu şekilde bilgi ulaşma şansını verir. Dolayısıyla Batı'nın Tevrat kökenli tahrip edilen kültüründen, bozuntusundan tamam. Onu kurtarır. Seküler alanda ise aynı şekilde Promete hikayesinde de öyledir. Allah insana bilgiyi verdiği gibi bilgiden istifade etmesini de ondan talep etmiş. Yeryüzünde sizi yarattım, ona tesir etmenizi de istiyorum. Ama bunu kendi merkeziniz olarak başkasından kıskanarak yapmayın. Benden değil, başka insanlardan kıskanmayın. Dağıtıcı olun, paylaşıcı olun. Beraber yararlanın yeryüzünden ve israf etmeyin. Çevreyi bozmayın anlamında dengeli bir kullanıma tabi tutmuş. Muamelat içinde konulan yasaklar çevrenin tahrip edilmemesine, insanın doğasının tahrip edilmemesine ve evrenden ortak ve dengeli şekilde yararlanmamıza matuf, emin olarak karşımıza çıkar. Yoksa Tanrı'dan bir şey eksiltmez. Bu anlamda Batı'nın kurucu insanı, humanı kurarken gündeme getirmiş olduğu değerler cinsinden bir ışık bizde yok. Tam tersine bütün bu değerleri biz
Allah'la bağlantılı olduğumuzda, nispetli olduğumuzda inşa ediyoruz. İşte münevverin fonksiyonu, nuru taşıyıcılığı dolayısıyla insana Tanrı'yı da taşır. Kendini Tanrı'nın yerine koyarak onu yerine geçen bir konumda vaz etmez. Tanrısallaşmaz münevver. Ya bir de aslında şu var burada, bir de enteresan bir şey var. Yani bu aydınlanma dediğimiz şey. Yani bunun özellikle altını çizmekten yanayım ben. Çünkü Türkiye'deki insanların, okumuş yazmışların, entelijansiyanın, yöneticilerin, elitlerin kafası bu konuda karışık. Yani aydınlanma dediğimizde sanki sadece seküler tecrübeye ilişkin bir şey söylüyormuşuz gibi. Yani Fransız aydınlanması, işte İngiliz, İskoç aydınlanması, Alman aydınlanması falan filan. Yani bu aydınlanmanın sadece onlar tarafından rehin alındığını bilmemiz lazım. Yani Budizm'de de, Hinduizm'de de, Hristiyanlık'ta da bu enlightenment dediğimiz şey, iç aydınlanma dediğimiz şey, insanın kendi iç dünyasının, kendi zenginliklerinin farkına varması meselesi, kendi imkanlarının farkına, zaaflarının aynı zamanda dolayısıyla farkına varması meselesi bu. Yani dinden gelen bir şey, dinsel gelenekten gelen bir kavram bu. Tabii. Yani ben özellikle belki vurmak istiyorum. Sadece bu Batı ile beraber kullandığımızda bu çarpık imajını vücuda getirmekte. Yoksa Doğu öğretilerinde kullanılan aydınlanma bizdeki aydınlanmayla paralel bir mana taşır. İnsanın iç bilinçlenmesini, kendi ontolojik konumunu fark etmesini anlamına gelir ki burada bir ortak bir paralel dilimiz söz konusu. Koşu sivilizasyon ve medeniyeti karşıt konumda gündeme getirdiğimiz için bu taraftaki Batı tarihindeki başlık olan ve küreselleşen aydınlanmanın hinterlantına girmek ihtiyaç hissetmiş olduk. Evet, yani o zaman şöyle bir şey üzerinden gidelim isterseniz. Yani bu sivilizasyonla medeniyet kavramını biraz açalım mı? Yani farklılıkları. Yani mesela Batı için neden medeniyet diyemeyiz biz? Yani Batı, yani medeniyetin neden sadece İslam'a ait olduğunu, belki kadim medeniyetleri de işin içine dahil edebiliriz. Yani Batı'nın da aynı zamanda belki bir marjinal tecrübe olduğunu burada vurgulamak lazım. Yani insanlık tarihinde, yani sohbetin, konuşmanın program başlarına böylelikle dolayısıyla gönderme yapmış oluyoruz, başına doğru dönmüş oluyoruz. İnsanlık tarihinde üretilen medeniyet tecrübeleriyle karşılaştırıldığımızda, ortaya konan birikimle karşılaştırdığımızda, Batı'da üretilen tecrübenin bu insanlığın ortak mirasının, tecrübesinin dışında, marjininde, kıyısında, kenarında yer aldığını görüyoruz. Yani insanın ortak tecrübesinin bir ürünü değil, onunla bir ilişkisi yok. Tam tersine ortak tecrübeye baş kaldıran bir tecrübe var. Yani aslında mevcut dünya falan filan diye diyorduk ya, başında programın başında konuşuyorduk. Ya mevcut dünyanın dışında başka dünya düşünebilir mi? Yani zaten bunların ki bu adamların ürettiği tecrübe mevcut dünya dediğimiz 200-300 senelik bir tecrübe zaten bu. Yani bundan önceki süreçte, yani insanlık tarihinde mesela milattan önceki 15. yüzyıl, milattan sonraki 15. yüzyıl bu 3000 senelik dönem asimetrik iki dönem. Yani insanlık tarihindeki o ilk 1500 yıllık dönemde, yani yazılı kayıtlı peygamberlerin tarih sahnesinde daha etkin, gözle görülür şekilde etkin bir rol oynadıkları bir zaman dilimi bu. Medeniyetler arasında ilk kez bir diyalog gerçekleşiyor. Yani gerçek anlamda. Yani vahyin devreye girmesi, kadim medeniyetler arasındaki ilişkiler falan filan. Yani Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mısır, Mezopotamya, Nok Afrika'da, şeyde de Latin Amerika'da da Mayalardan, Azteklerden önce, İnkalardan önce Olmekler ve Şahinler var. Bunlar arasında ortak bir diyalog gerçekleşiyor. Korkunç bir şey bu. Yani tek bir formülü ifade edecek olursak, insan kainata, yaratıcıya ait bir varlık. Evet. İnsan kozmosa, kainata, yaratıcıya ait bir varlık. Yani bu bütün medeniyetlerin ortak şeyi. İnsanlık 3000 senelik yazı, daha önce